genel izleyici kitlesi içindir. Hatice anne isyan etti. Türkiye bu akıl almaz olayı konuşuyor. Benim oğlumu kurtar Esra! Böyle evlilik olur mu? Böyle kaçırma olur mu Esra? Benim oğlumu kaçıran bu kız! Bugün büyük gün. İddiaların hedefindeki gelin Seda Nur ve oğlu Emrullah canlı yayında. Benim burada 3,5 aylık evladım var. Ben kendi nikahlı karımın yanına kendi özgür irademle geldim. Ne öyle düğün isteyem ne gelin. Ben arkanda durmayayım da ayakta duramazsınız ayakta. Ben boşanacağım. Yanlışı yanlışına kapatmayacağım. Ben kararımı verdim. Babamın evine geri dönüyorum. Ay Ayşe ya. Çocuklarım her şeyden önünde çocuklarım. Ben de böyle olmasını istemezdim Esra abla. Kimseye masanın yıkılmasını istemezdim. Dün neden bir araya geldiler? Baş başa kaldıkları dakikalarda ne konuştular? Bunu dedim iyi düşün, çocukların geleceğini düşün. Ben kararımı verdim. Hasan Hüseyin'in Ayşe'ye teklifi ne? Benim eski damadım Tevrat Çınar benim Şengül kızımı kaçırdı. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz. Benim büyük kızımı da kaçırdı bu. Ben Şengül kızımın bana teslim edilmesini sizden rica edeyim. Şengül dön anana babana. Annen de baban da seni bekliyor kızım. Tevrat 3,5 yıl önce kızım Şengül'ü tehdit ve şantajla kaçırdı diyen ve o günden beri kızından hiçbir haber alamayan bir babanın feryadı. ...26 yaşında kızım, Dilber Sülücü, kayıp, iki çocuğunu alıp gidiyor. Neredesin? Çık gel, seni bekliyoruz. Ölü mü, diri mi, sağ mı, kimden gittin? Bekliyoruz baba, hadi. Evli kızları Dilber, iki çocuğunu da aldı, ortadan kayboldu. Senin ne derdin var, kimden gittin, kimin yandasın? Biz senin daha makamdayız, kapım sana açık. Kızlarından hiçbir haber alamayan anne babanın feryadı. Hadi kızım çık gel, bak senin uçup kilisten kalktık, 1800 kilometreden geldik. Çık gel, yeter artık, usandık. Hadi baba bekliyoruz. Şimdi Esra Erol'da. Yıllık eşim Şerife Kartal 30 Ağustos'ta kayboldu. Ankara'da Dikmen'de olduğunu duydum. Karısı Şerife 4 yaşındaki çocuklarını da aldı, ortadan kayboldu. 4,5 yaşındaki Muhammed Ali'yi aldı, gitti, kayıplara karıştı. O günden beri haber alamıyorum. Bir an önce karısı ve çocuğunu bulmak isteyen Dursun Bey'in isyanı. Ben eşimin bulunmasını istiyorum. Gereken neyse güzellikle konuşalım, anlaşalım. Şimdi Esra Erol'da. Nefes aldık çok umut hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı bulduk sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanları ayakta tutuyoruz. Erkekler de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğduk. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz. Bir gün öncesi, bir gün sonrası, bir üzgünsün, bir kızgın, nedir bunun ortası? Sor bir kendine, aklını başına, geliyorlar anla artık Allah aşkına. İşte yeniden çıktım karşına, aldatma beni, oynama, oyalama boşuna. Seviyoruz dedik, anlatamadık, geliyorlar anla artık Allah aşkına. İşte yeniden. Hoş geldiniz. ATV ekranlarından herkese sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Hafta sonunun ardından yeni haftada yine sizlerle beraberiz. Haftanın ilk gününde tüm seyircilerimizi sevgiyle selamlıyoruz sevgili seyirciler. Hem ekran başında hem de stüdyoda bulunan konuklarımı. Unutmayın hayatta her şey var. İyiler de var, kötüler de var, umutsuzluklar da var ama o nefes aldığımız sürece umut hep var sözümü sürekli tekrarlıyorum. Çünkü yaşadığımız sürece, o nefesi aldığımız sürece o umuda ulaşmak kolay. Bu hafta da bu kapıdan giren... O umutsuzluğu yaşayan konuklarımıza destek olmak, yanlarında olmak için buradayız. İlk konuklarım Ordu'dan geliyor. Muammer Canbaz ve kızı Havva Çınar burada olacaklar. Havva'nın eşi
kız kardeşini kaçırıyor. Hayattaki herhalde en büyük acılardan biri budur. Muammer Bey kızına seslenecek. Havva Çınar da kardeşine seslenecek. Bakalım bu hikaye nasıl sonlanacak? Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin Muammer abi. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Ordu Akkuş Damyerin köyünden geliyorum. Biz acımız ve derdimiz, çok sıkıntımız olduğu için bu çözümler, sıkıntılarımıza çözüm bulmadığı için size başvurduk, size rica ettik. Hoş geldiniz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım sizin için. Şimdi bu Tevrat Çınar denilen isimli şahıs benim küçük Şengül kızımı götürdü. Ve bunu önce götürdü, buna hayır gelmedi, ona da hayır gelmez. Ben Şengül Canbaz kızımı teslim almak için sizden rica ediyorum. Ve bu üç senedir bu Tevrat Çınar isimli şebekeli... Aslında bu adam senin damadın. Evet, benim damadım şebekeli, bunun yüzünden 3,5 senedir çalışamadım ve ailemin ekmek parasını kazanamadım. Şimdi ise ben Şengül Canbaz kızımı teslim ediyorum. Bunun cezaevine girmesini istiyorum hocam. Çünkü bizi tehdit ediyor, devamlı bizi tehdit ediyor. Bundan bizim sağlık, can tehlikemiz var. Bundan bizim yani sıkıntımız var. Yani aslında kişisel güvenliğiniz de, aile olarak güvenliğiniz de tehlikede. Söz konusu. Can güvenliğimiz tehlikede. Sevgili seyirciler, şimdi Havva ile Tevrat bir evlilik yapıyorlar ve bu evliliklerinden bir çocukları dünyaya geliyor. Kocası Tevrat'la nasıl tanıştın diye sorduğumda biraz önce Muammer abi cümlenin arasında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki benim kızımı da kaçırdı zaten dedi. Yani ikinci küçük kızını kaçırdığı gibi Havva'yı da kaçırdı. Havva ile bir evlilik yapılıyor, bir de çocukları dünyaya geliyor. Onlar mutlu mesut yaşadıklarını sanarken ailenin ortasına o ateş düşüyor. Kocası kız kardeşiyle beraber kaçıyor. Hatta bu ilk kaçışı değil. Kız kardeşini 18 yaşından küçükken, yani reşit olmadığı zamanda da Tevrat kaçırıyor. Sonrasında zaten bu hikaye başlıyor. Muammer abicim oturun lütfen. Tamam. Oturun, nasıl rahat ediyorsanız öyle anlatın. Havvacım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür. Havva, Tevrat'la evlenmeden önce yani konuşmasında, duymasında bir problem var mıydı? Yoktu hocam. Yoktu. Hayır, problem yoktu. Bunun akıl o sobalarına, bunda 10 tane falan silah varmış. O silahları bile bunun buralarına vurarak diyordu. Hamileyken, bak hamileyken bunu çekmeledi. Yerlere vurdu böyle. Ölt dedi, Fatih'e ver dedi. Şiddet uyguladı. Evet. Evet. Peki senin duyma ya da konuşmayla ilgili problemin, yani Tevrat'tan önce yoktu, Tevrat'tan sonra mı oldu? Evet. Bir olay olduktan sonra oldum. Hı? Olay olmadı dedi, olay olmadan dövdü beni. Anlat. Şimdi siz Tevrat'la evlisiniz. Evet. Kız kardeşin, sen hamile olduğun süre içerisinde evet. Size kalmaya geliyor. Evet. Ondan sonra mı başlıyor? Nasıl Muammer abi, senden dinleyebilir miyim? Bunu o dövdükten sonra bunu... Sen küçük kızı aslında ablasına yardıma gönderiyorsun. Evet, bunu da kaçırdı zaten. Ben gurbette İzmir'de çalışıyordum. Hocam İzmir'de gurbette çalışıyordum. Ben gurbette 6 aylık işimi bıraktım geldim. Bana bir telefon açtılar. Havva Çınar'ı balkondan aldılar diye telefon açtılar. Bunu da balkondan 5 kişi çekiyor götürüyorlar. Zorla. Razılığına değil. Zorla götürüyorlar. Senin Tevrat'la bir arkadaşlığın, bir ilişkin var mıydı? Hayır, hayır. Hayır, yoktu. Önce istediler, beni alamadılar, sonradan kaçırdılar. Sonradan kaçırdılar. Kaçırdılar. Sen kaçınca onunla evlendin. Evet. Seviyor muydun onu o zaman? Yok, sevmiydim. Zoruna götürdüler bana. Hiçbir duygun yoktu. Sevmiyorum. Sonraki süreçte Muammer abi? Sonra hocam işte ben Şengül Canbaz'ın aslında bu benim çocuğumu, benim iki sıralarında baskı yaparak camın düğmelerini tornavideyine söküyor, odaya giriyor. Odaya giriyor, çaya bayıltıcı kullandırarak çocuğumu saat 3,5-2,5 sıralarında götürüyor. Tiplak fotoğrafları her tarafa atıyor. Neyi atıyor?
fotoğrafları çözü böyle tip tip plak atıysa onun her sesin fotoğrafları. Şimdi o da var. Aslında kızları Şengül'ü bu ilk kaçırması değil. Birinci kaçırmasında 18 yaşından küçük. Şengül'ü kaçırıyor Tevrat Çınar. Sonrasında bunlar bulunuyor. Şengül çocuk esirgeme kurumuna gidiyor. Tevrat sonrasında serbest kalmış. Davanız devam ediyormuş herhalde. Evet, öyle ediyor, dediler. Ediyor. Peki evet, sen babanın evine dönüyorsun. Evet. Kız kardeşin, yani kızın senin yanına geldikten sonra Tevrat bu sefer bir daha kaçırıyor Şengül'ü. Evet, evet. Ankara'dan. Bu kaçırışın kaçırmasından sonra Şengül'den kaç yıldır haber alamıyorsunuz? Ben 3 yıl oldu haber alamadım ve bana söylediklerine göre Manisa'nın Kışla Köyü'nde olduklarını bana söylüyorlar. Bunu söylediler size. Evet, gezdiriyormuş kızımı. Yani kızın onun yanında, sen şunu söylüyorsun, kızım bak bu adamdan korkuyorsan, bu adamdan çekiniyorsan kimseden korkma, biz sana kapımızı açtık, bekliyoruz diyorsun. Evet. Peki kızını tehdit ettiğini söyledi. Neyle tehdit ediyorum? Şimdi benim hocam, benim evim ormana yakın bir yerde, yalnız yerdeyim ben. Bana buna telefon açıyor, diyor ki seni eleceğim kapına, evin kapısına ipi boynuma takacağım diye telefon ediyor. Seni sürükleyeceğim diye, bunu boğacağım diye buna tehdit ediyor. Şu anda bu kaçma sürecinde de sana sürekli telefon açıp seni öldüreceğim mi diyor? Öldüreceğim diye babanla. Niye öldürecek mi, sordun mu? Sormadım, yok. Yani sana ne diyor, sen benden boşan, boşanmazsan sana zarar veririm mi diyor? Ben boşanmayayım, benim çocuğum var. 4 yaşında oğlum var benim. 4 yaşında? 4 yaşında. Oğlum var. Peki evet, çocuk şu anda sizde, siz mi bakıyorsunuz? Hayır, ben çocuğum bakım evinde. Çocuğa bakım evinde çocuğum. Bakım evinde? Evet. 3 sene ben baktım hocam, 3 sene ben baktım. 30 bin lira masrafım var çocuğa. Çocuk bir aylık, yok 20 günlüyken özel doktoru var bunun, Samsun'da özel doktoru var. Çocuğa metabolizm eksikliği var. Çocuğa baba rahminden geliyor dedi doktorumuz bunu. Hı hı. Metabolizm eksikliği var. Çocuğumu ben elimden geldiği kadar 3 sene baktım. Aha 9. Onlar da benden iyi bakıyor. Şu anda tedavi mi görüyor? Evet. Yoksa bakım evinde mi kalıyor? Onun hapları var. Doktorun vermiş olduğu haplar var. O hapları yemezse çocuk düşüyor. Düşüyor. Anladım. Ama. Evet. Peki şimdi bu kızın Şengül'ün evden kaçırılmasına gelelim. Bu geliyor, bu Tevrat. Gece, sizin iddianız öyle. Gece geliyor, evden Şengül'ü kaçırıyor. Evet. Sonrasında köylülere, yani sizin köydeki birçok insana bu Tevrat'ın kardeşinin bir fotoğrafını attığını söyledin. Ne fotoğrafı bu? Tiple fotoğrafı, her tarafa atmış, her sesin tarafına gitmiş. Herkesin telefonu nasıl bir fotoğraf gitmiş? Çıplak, böyle her tarafta. Ha, çıplak fotoğrafları. Ha, Şengül'ün çıplak fotoğraflarını köylüye mi yaymış? Gördüler tabii. Medyaya veriyor. Medya fotoğrafta medyaya veriyor. Peki siz o fotoğrafları gördünüz mü? Miktarımız kapattı. Her taraftan kapattı da. Ha, Tevrat, Şengül bana kaçmazsan çıplak fotoğraflarını yayarım dedi. Çıplak fotoğraflarını mı yaydı? Evet. Medyaya yaymış. Peki buradan kızına seslen Muammer amca. Burada mı? Hayır, buradan Şengül'e seslen. Şengül kızım, sen büyük kızın günahına, Tevrat isimli şebekeli şahıs günahına girdi. Ondan sana hayır olmaz. Büyük kızıma hayır olmadı ki ona, sana hayır olsun. Bu seni aile etmek için götürmedi. Seni satmak için götürdü. Ve büyük kızımın nikah olduğu için satamadı Şengül kızımı. Şimdi bundan bizim can tehlikemiz var. Muammer Bey, çok özür diliyorum. Damadım küçük kızımı iki kere kaçırdı. Bu kaçırışından sonra 3,5 yıldır kızından haber alamıyorum diyor. Karısı olarak Havva da mağdur. Hepimiz ailece mağdur etti dedi. Tevrat Çınar şu anda telefon attığında. Tevrat Bey. Efendim. Şengül Hanım yanınızda mı? Hayır, şu an yanımda değil. Nerede peki? 412 fabrikaya gitti. Fabrikada. Peki. Şengül'ü iki kere kaçırmışsınız. Tam ilk kaçırdığımda yaşı tutmuyordu. Karakola teslim ettim. Sığınma evinden aldılar, dövdüler. Şiddet uyguladılar.
Mecbur kaldım ikinciyi kaçırmaya. Hatta Ankara'dan Şengül kendi aradı. Gel al beni dedi. Hı. Abim falan beni dövüyor. Peki, senden şikayetçi olma. Peki Hava Hanım sizin neyiniz oluyor? Karım ondan boşanmak istiyorum ama boşanmıyorlar. Kaç defa adam gönderdim boşansın dedim. Peki Hava Hanım'dan dünyaya gelen bir çocuğunuz var mı? Evet bakamadılar o da yurtta. Kaç yaşında? 3 yaşında falan. Çocuğu kaç yıldır görmüyorsunuz? 3 yıldır falan görmüyorum. 3 yıldır görmüyorsunuz. Evet. Niye? Şengül'ü kaçırmak için mi? Şengül'le yaşamak için mi? Hayır. Şengül sizin normal şartlarda, çok acı ama bunu söyleyeceğim. Şengül normal şartlarda, siz Havva ile evliyken sizin neyiniz olur? Baldızım oluyordum. Bak baldızın maldızın olmuyor. Senin karının kardeşi senin kardeşin olur. Öyle kardeşe filan da ne nikah düşer ne başka bir şey düşer. O kadar söyleyeyim sana. Esra hocam. Senin kardeşin oluyor. Senin canının, hayat arkadaşının, yaşam boyu yaşlanacağın kişiyi seçtiğin kişinin kardeşi senin kardeşin. Ya insan karısının kardeşine yan gözle bakar mı ya? Esra Hanım ben kimseyi zorla kaçırmadım. Kapatabilir miyim ben? Esra zorla hocam. Kaçırmadım. Peki bu kız kaç yaşında Tevrat? 22 yaşında şu an. 22 yaşında. Bu kız daha önce reşit olmadığı zaman da sen bunu kaçırmıştın değil mi? Karakola teslim ettim ama gene şiddet uyguladılar, dövdüler. Ta Ankara'dan bak, gittim. Yanındaki kişi o kadar küçük ki muhakeme yeteneği yok, seçimi yok. Bir etrafında onu saran ve sürekli böyle normal iradesini etkileyen biri olduğunda şu yaşadıklarından yıllar sonra o kadar büyük bir pişmanlık duyacak ki yapmış olduğu tüm bu olayların ne kadar büyük bir hata olduğunu anlayacak. Buyurun Muammer Bey. Esra hocam bu... Esra değil lütfen evet, sadece. Bu Hava kızımın o 3 yaşında kendi bebesinin ayağına bir çorap almış giydirmiş insan değil. Hah ondan sonra benim ailemi bunu beni... Ve Şengül Canbaz'ı bu 5 kişinin canına kıymak için gözünün anahtarına böyle diman... Canımızı mezara sokmak istedi. Mezara sokmak istedi bu şans. Peki Havva'yı tehdit ettiniz mi boşanma konusunda? Seni öldürürüm benden boşanmazsan dediniz mi? Hayır hayır hiçbir şekilde tehdit falan etmedim. Ben sadece köyden birilerine haber gönderdim. Ben dedim boşanma davasını açtıracağım. Hı-hı. Yeter ki boşansın dedim. Hı-hı. Ama kabul etmiyorlar. Ne kadar oldu? 3,5 yıldan beri mücadele mi veriyorsunuz? Zor mu boşanma davasını açmak? Ben açım dedim. Boşanma davasını açım söyleyin dedim. Açın daha niye bekliyorsunuz Hayır. yani? Dur Hülya Hanım bir şey söylemek istiyor. Çok. Hayır ben boşanmıyorum. Ha, tamam. Silahları söyle. Boşanmıyorum dese bile bakın şu anda resmi nikahlı eşinizin kız kardeşi yani diğer açıdan da çocuğunuzun teyzesi yanınızda. Siz buna aile içinde aile kurdum diyorsunuz. Ama babanın da iddiası şu. Büyük kızım şiddet gördü. Bu anda şu andaki fiziki rahatsızlıklarının ve ruhsal sıkıntılarının sebebi sizmişsiniz. İddiası o. Yanında bulundurduğunuz diğer kızı da sizin baskınız neticesinde kaçmış. Şengül'le konuşmayı çok isterim gerçekten. Eşinize şiddet uyguladınız mı? Bu duruma? Hayır hiçbir şey. Madem şiddet uygulamışım niye gidip rapor almamışlar? Şiddet falan uygulamadım ben kimseye. Peki aileniz bu duruma ne diyor? Ailem yok benim. Aileniz yok derken anneniz, babanız, yakınlarınız, sosyal çevreniz yok mu? Yok. Kimse yok. Herkes zaten bu olaydan sonra herkes şey yaptı bana. Ne yaptı çok, size? Yani çok gördüler, dışladılar beni. Niçin dışladılar peki? Neyi kabul etmediler, neyi sindiremediler, neyi mideleri almadı, değer yargıları kabul etmedi? Yani bizim yaptığımız işi siz sindirebiliyorsunuz mu Esra Hanım? Efendim? Bizim yaptığımız olayı siz sindirebiliyorsunuz mu? Valla ben sindiremiyorum zaten. Bakın ben en başta ne dedim size? Evlendiğiniz kişinin kardeşi sizin de kardeşiniz sayılır dedim. Ama o kardeşim dediğim kişiyle benim adıma çıkardılar bak. Ne adını çıkardılar? Sen şu anda kimin yanındasın? Tevrat Bey. Hayır. Şu anda kimin yanındasın? Hayır. Hayır. Şengül'le beraberiz şu an. Tamam. Buna senin adını kim çıkardı?
Bu insanlar mı çıkardı? Aynen, kayınpederim. Adını çıkardılarsa, adını temizleseydin, yan gözle bakmasaydın. Hocam, söz hakkı alabilirsem konuşacağım. Ne güzel ya. Aa, çok söz güzel. Benim adımı çıkardılar, adımı çıkardılar. İlk adımı çıkardılarsa daha... ben gideyim bu insanla beraber olayım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu nasıl kabul ediyorsunuz? Bana söz hakkı verirseniz konuşacağım. Ya bakın, siz bunu kendinize gerçekten yakıştırıyor musunuz ya? 16 yaşındayken nasıl kaçırdınız? Konuşacağım. 16 yaşında değildi. İlk kaçışı anlatın. Nasıl oldu? İlk kaçışı 16 yaşında değildi. Yaşının tutmasına 2 ayı vardı. Tamam, küçük. 18 yaşından küçük. Nasıl mecbur ettiler sizi? Küçük kızı al götür mü dediler? Ne yaptılar? Ya, kaynam bir akşam bize geldi. Karımla beraber sabah 4'e kadar konuştular. Ertesi gün karım adımı çıkardı. Ondan sonra bunlar yok mahkemeye gidecek, yok karakola gidecek. Baldızım da o esnada bizdeydi, dedi beni eve getirdiler. Hayır, yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Birinci kaçıştan sonra ikinci kaçıştım. Yalan söylüyor. Dersen beni öldürür bunlar dedi. Mecbur kaldım, kaçırdım, karakola teslim ettim. Ondan sonra orduda yaşı tuttuktan sonra aldığı ileti bunu dövmüşler. İlle benden şikayetçi olduracaklar. Dövmüşler. Tekrar bu karakola gidiyor, ailesinden şikayetçi oluyor, ben dövüyor diye, oradan sığınma evine veriyorlar, sığınma evinden de beni arıyor. Kalsaydı sığınma evinde, mecbur kalmasaydınız en güvenilir yerde, devletin orada, ben gelemem deseydin. Desem ne olacak? Diyeceksiniz kardeşim, senin burada bir çocuğun var, Şengül'le ilgilendiğin kadar çocuğunla ilgileniyor musun? 3 yaşında bir tane çocuğum var. Çocuğun hastalığı varmış, ilacı varmış. Bay efendim neymiş? Baldızı kurtaracağım diye kahraman olmuş. Çocuğunu kurtarmak için niye kahraman olmadın? Ondan menfaatin yok çünkü. Ben kimseyi zorla kaçırmadım. Hayır, kapatabilir miyim? Beyefendi bak, 3 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için niye kahraman olmadın? Nasıl bakacağım ben? Küçük çocuğu 20 günlük çocuğa inek sütü mama vermeye başladılar. Ben nasıl bakacağım o çocuğa? Bakacaksınız beyefendi, öğreteceksiniz. Öğrenmiyorlarsa öğreteceksiniz. Bakın eşiniz Akkuş Asliye Ceza Mahkemesi'nde sizin hakkınızda ceza davası açılmış. Aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihmal ediyor. Hiçbir bakım yükümlülüğünü bir para gönderiyor musunuz? Hayır. Gönderemeyin ki göndersin. Peki Şengül telefon... zaten. Peki, siz hattan ayrılmayın lütfen. Şengül telefon altında. Şengül merhaba. Hocam bir söz hakkı tabirin seninle konuşacağım. Önce baban canlı yayında, baban seninle konuşmak istiyor. Sonrasında ben seninle konuşacağım ama şimdi kızınızı alo diye. Bak Şengül'le konuşun, Şengül telefon attığında. En son ne zaman konuştun Şengül'le? En son ne zaman duydun kızının sesini? Ben hiç duymadım. 3 yıldır duydun mu? Hayır, duymadım. Peki, kızın telefon attığında. Alo de. Alo. Alo. Kızım neredesin? Buradayım baba. Buraya sen hoş geldin, safa geldin. Şimdi ben sana zamanında telefon ettim. Annen sana sütünü helal etmiyor. Bu sana büyük hemşirene kocalık yapamadı ki sana yapsın dedim. Ve sen onun peşinde hala dolaşıyorsun. Niçin dolaşayım bunun peşinde? Bu sana helal lokma yediremez, çalışamaz, para kazanamaz. Bu seni göremez. Bana döneceksin, annene döneceksin kızım. Evet. Ben seni teslim alıyorum. Bunun üçüncü götesi. Nevşehir'de bir tane Müslüman evladını daha aldı bu. Bu eşyalarını oradan tutulmuş eşyalarını da aldı. O Müslüman evlanı da göremedi, onu da iftira etti, falan mutaydına yakaladım diye onu da bıraktı. Muammer amcacığım, koca olsa izin verecek misin? Evet, onu da bıraktı. Şimdi, öyle bir, şimdi belki duygularını yanlış ifade ediyor ama sanki hani çalışsa, kocalık yapsa izin verecek. Şengül merhaba. Evet. Hoş geldin, nasılsın? Yaşadıkların biraz yaşından da büyük. Yaşadıkların aslında bir insan içinde çok ağır. Bu içinde bulunduğun durumu nasıl görüyorsun? Ben problemi oldu. Bir şey diyeceğim yok. O yüzden ben istemeyeceğim. Bunu hiçbir zaman yani kararımda vazgeçmedim. Yani onlar bir yol çizdi. Ben onlara defalarca anlattım.
Ama onlar yani milyon bir defa, onlara inandılar, neye inanmışlar da inansınlar. Şeyim de dik zaten. O yüzden ben şu anda dediğim gibi müsaade bakmak zorundayım. Yani işte de işimden olacağım bak. Peki şunu mu anladım? Şimdi ses o kadar gitti geldi ki ben Tevrat'la kendime bir yol çizdim dedin. Doğru mu? Evet. Yani gittiğin bu yoldan eminsin ve mutlusun. Evet. He? Evet. Yani bu ilişkiyi yaşamaktan herhangi bir rahatsızlık duymuyorsun. Duymadım çünkü ben de ayaklarım üstünde duracaktım. Bir bayan olarak bunu tercih ediyorum. Beni bir daha arama. Çok zorundayım. Peki sen 16 yaş yani 16 reşit olmadığın zaman da bu adam seni kaçırmış. Evet. Ben şimdi istedim. Bu ki sen istedin. Çok güzel yani. Mesela bunu söylemen de tabii onu korumak adına söylediğim bir cümle olarak düşünüyorum. Aslında Tevrat senin bir kere daha soracağım. Neyin oluyor? Ha? Enişten oluyor. Şimdi enişten oluyor. Senin ablanın eşi. Yani biz eniştelerimiz hep abi olarak görürüz değil mi? Evet. Çünkü onu lütfen aileme sorman lazım. Ailem daha iyi bilir. Ama ben onlara defalarca anlattım. Anlattım anlamadılar. Onlar da süreçte... Neyi anlamadı ailen? Öyle bir şey olmayacağını ama ablam sağ olsun yani inandırdı onları. Kim inandırdı? Ablam. Ablan sizin kocasıyla senin görüştüğünü mü söylüyordu? Evet. Böyle kendi bir... Kendisi çok attı. İftira attı size. Evet. Peki bu iftiraysa siz bu iftiradan kendinizi aklamak yerine niye yan yana oldunuz? Ne yapayım? Her türlü yolu denedim. Bak Şengül'cüm bak bir söz vardır çok da severim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdi bu kadının ne kadar ne olursa olsun bu kadının rahatsız olduğu bazı şeyleri olduğu ve sezdiği bazı davranışlar olduğu için aslında birçok şeyin farkındaydı. Siz sadece yakalandığınız için kaçmak zorunda kaldınız o zaman. Siz yakalanmasaydınız kaçmayacaktınız. Yok öyle bir şey olmadı. Ben babana mı dedim? Böyle mi dedim? Peki ama... kızım sen niye o zaman ailenin yanında değil, babanın yanında değilsin de Tevrat'ın yanındasın? Ya onlara sorarsam. Bir şey bilmiyorum. Demeyelim ya. Diyemem ben onlara. Şengül bakın son zamanlarda şöyle bir moda oldu. Eşini aldatan kaçanlar eşimin yüzünden yaptım bunu. O zaman şunu soracaksınız. Şapkanızı çıkartacaksınız. Önünüze koyacaksınız. Ben sabah, öğlen, akşam kendi irademle hareket edebiliyor muyum? Ben bir birey miyim? Ağzınıza onu yakıştırmışsınız. Ben ayaklarımın üzerinde duruyorum. Sen ayaklarının üzerinde duran bir genç kız olsaydın bu ülkede, sen diyecektin ki devlete gittiğin zaman ailem bana böyle yakıştırmalarda bulunuyor. Ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Ben eniştemle bu yakıştırılan duruma karşı dik duruyorum. Ben çalışacağım. Ben kendime ayrı bir yol çizeceğim. Sen yani mecbur kaldın. Neye mecbur kaldınız ya? Kimse, niye sizin dışınızda hiç kimse mecbur olmuyor? Bu normal bir toplumda baktığınız zaman bu ilişki normal mi? Niye başkaları böyle bir ilişkiye normal karşılamıyor da siz karşılıyorsunuz? Siz yanınızdaki önce... diğer kadınlardan farklı mısınız? Hayır. Ayaklarınız üzerinde duruyorum diyebilen bir kadın buna karşı çıkacak. Evet hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Muammer Bey. Ordu'da bunu birinci sefer götürmesinde Ordu'da müdür dedi ki senin annen var, babam var, kardeşim var. Şengül sana sahip çıkmak için senin yanına geldiler. Sen annenden babandan yanına ol ve annen baban razı olsun dediler. Bu... Küçüyken bir saatlik yola gitmişim dizimde kar iken Çayrala kasabasından elmasını, meyvasını, armudunu almış getirmişim büyüsün de hanım olsun diye. Bu onları inkar ediyor. Yediklerini inkar verdin mi kızını? Efendim? Okula gitti mi? Lise 1'den kaçırdı. Lise 1'de kaçırdı. Evet. Lise 1'de yani... okuyordu. Eğitim hayatı vardı. Evet, lise 1'e kadar okuttum ben onu. Sonrasında, lise 1'den sonra okulu bıraktı mı? Lise 1'den sonra işte buna bir laf atıyor. Bunun ameliyatına, doğum olmasında
ameliyatına bunun doğum oldu ya Fas'ta, Fas'ta ilçemizde. Bunun başında bıraktık. Hani buna yardımcı olsun diye 10 gün falan bunun başında bıraktık. 10 gün sonra hastaneden geri geliyorlar. Devamlı bunu. Bunda 10-15 tane de silah var hocam. Silahla ne diyor ya bunu? Şiddet, şiddet de var. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu işin özü şu. Yani hiçbir çocuğu ayırmıyorum ama kız çocuklarını inatla ve ısrarla hiç vazgeçmeden okutmadığımız, yetiştirmediğimiz sürece maalesef ki bu sahnelerle karşılaşmaya daha da devam edeceğiz. Bir adım da ileri gitmeyeceğiz. Yarın devam ediyoruz abla, gel. Tamam, gel Muammer abi, yarın konuşacağız. Bakayım ben onları bir bulacağım. Gelsin. Tut kızının elinden. Ya o kız için de üzülüyorum. Gördüğü, yaşadığı bir dünya, hiçbir şey yok ki. Bir gün aklı erdiğinde sonra burada göreceğiz ki 3 çocuğunu bırakıp kaçmış. Dursun Kartal geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Sağ ol, Dursun hoş Kartal, 10 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuğun annesi için stüdyomuzda Ağustos ayında eşinin kayıp olduğunu söyleyerek programa başvuruda bulundu. Kastamonu'dan katılıyor. Hoş geldiniz. Eşinizin adı nedir? Şerife. Şerife. Şerife, evet. 10 yıldır evlisiniz. Evet, doğrudur efendim. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar 4 yaşında, 6 yaşında ve 8 yaşında. Anne giderken Ağustos ayında çocuklardan çocukları aldı mı? Aldıysa hangisini aldı? Efendim, bizim daha önce o 14 Haziran'da bir gün sabahleyin ben işe gidecektim. Köydeydik. Köyde bu en ortanca çocuğum Yusuf'un üstüne çıktı o çocuk sabahleyin erken saatte ben işe gidecektim. Çocuğun üstüne çıktı, bu çocuk bir ufak bir şey yapmış. Çocuğu böyle çiğniyor. Yemin ediyorum böyle 65-70 kiloluk kadın. Üstüne çıktı çocuğu, ben seyrettim, sen dedi, ne yapıyorsun çocuğu dedim, kemiklerini kıracaksın. Kaburgaları kırılır, ciğerleri patlar dedim. Ondan sonra bu... Anne çocuğa şiddet uyguluyor. Evet, çiğniyor çocuğu, yemin ediyorum böyle üstüne çıktı. Çocuk ağlıyor ya, sesi bile çıkmıyor, boğulacak böyle, boğazına basıyor ondan sonra ayaklarıyla. Üstüne tamamen çıktı. Ben dedim bak sen ne yapıyorsun dedim. Ondan sonra çocuğu öldüreceksin ya, böyle çocuğa şey olur mu dedim. Ya, çocuk bir hata yapabilir. Sabah erkendi zaten. Bu zaten elindeki telefonu silah gibi kullanıyor. Hemen jandarma polis arıyor. Hemen bu o arada tartıştık. Bu hemen dışarı telefonunu aldı, dışarı çıktı. Böyle köy olduğu için bir düz şey var. Siz anne çocuğa şiddet uyguluyor diye size şiddet uyguladınız mı eşinize? Hayır, uygulamadım. Kesinlikle. Çünkü ben ondan sonra hemen jandarma aradı. İki kere jandarma aramış. Zaten telefon dokümanları falan aldım. Ondan sonra jandarma geldi. Bizi karakolluk olduk. O gün akşamdan karakolluk bize adliye şey yaptılar. Bunu kadın sığınma evine götürdüler. Kasım peki, karakolluk oldunuz. Karınız kimden şikayetçi? Kadın, o benden şikayet oluyor. İşte yani dokunmayacaksın, işte ne yaparsa yapsın bir şey demeyeceksin. Efendim ondan sonra... Siz karınızdan şikayetçi oldunuz mu? Şikayetçi oldum. Bana da saldırdı yani. Bana sopayla falan bazen saldırıyor yani. Ama size saldırmasından ziyade küçük bir çocuk var ya hani onun üzerine çıkıp çiğniyordu dediniz. Yani karşı geliyor yani. Mesela o bir şey olumsuz yaptığı zaman tepki gösterdi ki kim olursa olsun karşı geliyor. Ondan sonra bu... Jandarma geldiği çocuk hakkında daha raporu mu? Anne, dur. Anne yani şimdi bak seni şikayet ediyor da sen de anne ya bu anne küçücük çocuğun üzerine çıktı çiğniyor çocukları şiddet uyguluyor diye şikayetçi oldun mu? Oldum efendim. Oldum. Peki. Efendim. Sonra şimdi ne oldu? Kasım'ın sığınma evine gitti. Bu ondan sonra Zonguldak'a gitti. Zaten vilayet dolaşmayı seviyor. Ondan sonra da Ankara'ya geldi. Zonguldak'ta 2,5 ay durdu. Tek başına mı gitti kadın sığınma evine? 3 çocuğunu da götürdü. Çocukları o zaman 3'ünü de götürdü. 28 Ağustos'ta Zonguldak'tan geldi. Fakat bu arada her haftada 2-3 gün çıkmış, çarşıya çıkmış. Telefon dokümlerinden görüşmeleri var. İkinci bir hat tutuyor. Ama kendi üzerine ama başkasının üzerine. Benim dokümümdeki hatta annesiyle ve babası ve benimle görüşmüş. Benimle de aramadı. Annesi ve kardeşiyle falan görüşmüş. Bu şimdi ondan sonra oradan gelince çocukları eve getirdi 28 Ağustos'ta. Çocukları eve bıraktı benim evime. Ben dedi sen gelsene sen de gel Şerife dedim. Hani ben dedi eve gelmiyorum dedi. Çekil dedi. Ben dedi otele gidiyor dedi. Otele gitti. Orada bir ismini söylemek istemiyorum. Otele gitti. Çocuklar ben üçümüz evde kaldık. O gece yattı. Ertesi gün sabahın erken geldi. Ama telefonla sabahın yine gelince şeysiz gizli konuştuğunu konuşmaları vardı. Kim filan arıyor. Otelci filan diyor. Yalan yani. Başka adam şeyle görüşüyor şahısla. Görüşüyor. Ondan sonra bu bir gece otelde kaldıktan sonra işte ertesi gün 29 Ağustos'ta geldi yani yattığı için ertesi gün.
29 Ağustos'ta ben bunu ikinci bir dairem var. Orada dedim sen orada kal dedim. Otele gitmene gerek yok dedim. Bir akşam daha orada kaldı. Bir akşam da yani bir gece otelde kaldı. Bir gece benim yine ikinci evimde kaldı. Otelde kaldık, evde kaldıktan sonra ertesi gün ben işe gittim. Tatil bitmişti yani. O gün nasılsa cumartesi günü gelmişti. Cumartesi pazar tatildi ondan sonra. Bu pazar gün gitmiş evden. Annesiyle falan konuşmuş telefonda falan. Bu ondan sonra Kastamonu Sıvım Evi'ne gidiyor. Bir hafta falan tekrar Kastamonu Sıvım Evi'nde kalıyor veya çarşıda kalıyor birileri de. Ondan sonra Ankara'ya kendini sevk ediyor. Fakat bu arada şahıslarla görüşüyor telefonla. Dursun Bey şimdi çok kadar hızlı anlatıyorsunuz ki ben size anlatırken de kafamda taşları oturtmaya çalışıyorum. 1-14 Haziran'da aile içerisinde yaşanan annenin çocuğa şiddet uygulamasından dolayı karınız jandarmayı kendi arayıp çocuğa şiddeti kendi uyguluyor. Evet. Jandarmayı da kendi arıyor. Jandarma geliyor sizden şikayetçi oluyor. Evet. Bunun üzerine şiddet uygulayan anneye 3 tane çocuk veriliyor. Anne çocuklarla beraber kadın sığınma evine gidiyor. Evet. Çok uzun bir süre kadın sığınma evinde kalıyor. Doğru. 28 Ağustos'ta tekrar çocuklarla beraber evet, Zonguldak'tan sizin geliyor. Yaşadığınız eve Kastamonu'ya geliyor. Evet. Ama o gece sizinle kendisi aynı gelmiyor. Evde... Çocukları bıraktı. Kendisi... Tamam çocukları bıraktı ama sizinle aynı eve girmiyor. Değil mi? Girdi. Sonradan geldi. Mesela 29 Ağustos'ta geldi. Barıştınız mı? Hani... Barışmadı derken yine serin duruyor. Konuşuyor ama evime falan girdi yani girdi. Yani barıştınız mı? Yuvamızı kurtaralım. 3 tane çocuğumuz diyorum, var. Yalvarıyorum bak gitme bak. Seni diyorum başkalarının peşine düşersen seni kötü yola düşürür. Seni kullanır, kandırır. Seni tatlı konuşur. Kandırır. Seni yine uçuruma atar dedi. Diyorum ama sen ne olursa olsun diye. Benim diye hiç umurumda değildi ya. Yani sen bana yaklaşma. Ben sana yaklaşmayayım. Ben boşanmak istiyorum yani, diyor. Yani ılımlı yaklaşmıyor tamam mı? Ilım boşanmak mı istiyor? Şimdi istemiyorsun diyor. Ben de ya bak dedim 3 tane çocuğumuz var. Bu da dedim ömür boyu anneyi bulursa babayı bulamayacak. Babayı bulursa sen niye böyle yapıyorsun? Benim içkim yok, sigaram yok, kumarım yok. Ben işimde çalışan bir insanım. Benim Allah'a şükür şeyim var. Yani bir ortam bir normal düzeyde bir geçim hayatı var yani. Bir sistemli bir hayatım var. Abi bunun daha hayal ürünü bir şeylerle yaşamak istiyor. Macera arıyor. Ondan sonra Ankara'ya... Ne gibi bir macera arıyor mesela? Ya bunun için utanma, arlanma yok. Başkalarıyla gezmek doğal bir şey, normal bir şey gibi karşılanıyor. Veya ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu adamlarından affedersiniz yaşamak bunun için gayet normal bir şey gözüküyor. Ama siz de bunu boşanma sebebi olarak... Efendim? Siz de bunu anladığım kadarıyla bu eşinizin hareketleri, çocuğa uygulanan şiddeti evet. Maruz görmüyorsunuz. Ha, çocuklara... Eşiniz olabilir peki, yani böyle. Peki bulduğumda mesela ben eşinizi buldum. Buraya gelse... Ne yapacaksınız? Ben şimdi çocuklarımın üçünün de velayetini istiyorum. Benim derdim bu şu. Çocuklarımın velayetini bana versin. Eşimle anlaşmalı, uzlaşmalı olarak boşanmak istiyorum. Ha, yani ben ortaya çıksın. Boşanalım yani buna, bu iş buna, bitsin. Buna yolun sonu gözükmez. Ben zaten diyordum. Ya bu mesela evdeki temizliği yapmaz. Bulaşığını yıkamaz. İşi gücü bunun televizyon, telefon... Telefon, televizyon, ondan sonra radyo dinlemek. Yani müzik, hayatın insanın bir temel ihtiyaçları vardır. Temel yapması gereken işi vardır. Kadının mesela bulaşığını yıkacak, çamaşırını yıkacak. Çamaşır makinesini önüne atıyor, çürüyor mesela elbiseler. Rütübetli nemli olduğu için. Bunlar benim işim değil ki, onun işi. Hı hı. Yani bunlar yapması gereken hayat, yani daha serüven hayatları düşünüyor. Büyük şehirlerde. O adam olmasa o adam, o adam olmasa. Bir de kadına böyle hani koruyduğunu biliyor yani. Böyle yeni bir yasalara çıktığını biliyor. Bunu da imtiyaz olarak kendine kullanıyor. Silah olarak kullanıyor. Bunun işi gücü telefon yani. Telefon ufak bir... Sen bunu yanlış yaptın, bunu yapma dediğin zaman hemen telefonla jandarma polis arıyor. Ama Kastamonu'da şimdi zaten. O yasalar Dursun içerisinde... Bey aile bireylerinin hepsini koruyor. Yani toplumda şöyle bir hani... O fazla arıyordur jandarmayı da şöyle olmasın. Kimse böyle yani rahat dururken de aramaz. Aile içerisinde şiddet olduğu zaman siz de ararsanız devlet sizi de korur. Efendim biz erkeğiz gururluyuz. Hemen pat diye öyle öyle ufak şekilde arayamayız. Ay gururlu gururlu yani. Olmayacaksınız. Gurur şiddetin gururu yani. Yok. Yani o kadar söyleyeyim şey, bakın. Şey, çıt, bu yani tolerans bir evlilikte yani. Dursun Bey efendim? Bir evlilikte tolerans göstermeyeceğiniz bir şey varsa o da şiddettir. Şiddetin de gururu olmaz. Aman kimse duymasın kimse bilmesin diye yaşamayın. Efendim? Çünkü öyle bir boyuta geliyor ki sonra altından kalkamıyorsunuz. Şimdi beyefendinin eşi Şerife Kartal'ı arıyoruz. Gelsin çıksın ortaya boşanalım bu iş madem bitsin. Üç tane çocuğum var. Sayın avukatım, madem buna şiddet uyguladım, o gün jandarmaya geldik, şeye gittik, hastaneye gittik. O zaman şiddet varsa, bir tane çizgi varsa, rapor, çünkü doktor muayene geçti 2-3 tane doktorda. İşte o çiziklerden, o zaman, madem şiddet varsa, Dursun Bey, şiddet varsa, Dursun o zaman onun raporu olsun. Duyuyor musunuz? Ha, efendim. Bak, o çiziklerden daha ağır şeyler var biliyor musun? Sürekli o beyninin içerisine giden hakaretler, küfürler. Ne yapayım ben abla? Ha? Ben ona bir şey demedim ki. Bilemem tabii karı koca ilişkisi ne oluyor diye. Çiğne mi diyorum mesela? Dur şimdi önce bir Şerife'yi bulalım. Nerede, ne yapıyor, nasıl bir hayat, kendine nasıl bir plan yapıyor? O boşanmak istiyor mu? Bunu bir öğrenelim. Ondan sonraki sürecinde
Görürüz. Peki. Çocuklarımın üçünü de almak istiyorum. Uzlaşmalı şekilde boşanmak istiyorum. Ben yani bağımı koparmak istiyorum. İnşallah yani en güzeli kendi hayatınızı kurmak. Buyurun, yarın görüşmek üzere. Şimdi Hatice uzun konusuyla devam ediyoruz. Gelinim oğlumu kaçırıyor iddiasında bulunmuştu. Bugün oğlu ve gelini canlı yayında olacak. Hoş geldiniz. Biraz sonra Tekirdağ'dan canlı yayınımız var. Oğlunuz Emrullah karşınızda olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hı? Hazırız. Hatice Hanım'ın bugün sakin günü, çok şükür. Hemen bir bağlantımız hazırsa verelim dedlere. Cemal. Evet Esra Hanım, Hatice Hanım oğlu Emrullah Bey'in gelini ve kaynanası tarafından zorla tutulduğunu iddia etmişti. Emrullah Bey yayınımızda. Hatice Hanım'ın iddia ettiği gibi zorla mı tutuluyor yoksa kendi isteğiyle mi burada? Emrullah birazdan tüm iddialara cevap verecek Esra Hanım. Seda Nur'u da görecek miyiz? Evet birazdan az sonra Esra Hanım Seda Nur da yayınımızda olacak. Onu da bekliyoruz. Peki teşekkür ederim. Hasan Hüseyin ve Hasan ve Hüseyin gibi oldu. Hasan Hüseyin eşi Ayşe ile Cuma günü çok önemli bir karar verdi. Ayşe'nin kararı şuydu. Ben o kaçtığım yerde değil artık ailemin yanına döneceğim ve kendime yeni bir hayat kuracağım. Kendimi çocuklarımı adayacağım dedi. Anlaşmalı boşanma konusunda çift uzlaşmıştı. Ama dün tekrar bir araya gelmişsiniz hafta sonu. Neler konuştular, o vakit nasıl geçti? Evet. O kavgadan o uzlaşmaya geçen gelen süreç benim için çok kıymetli. Bunları konuşacağız. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Hatice anne isyan etti. Türkiye bu akıl almaz olayı konuşuyor. Benim oğlumu kurtar Esra. Böyle evlilik olur mu? Böyle kaçırma olur mu Esra? Benim oğlumu kaçıran bu kız. Bugün büyük gün. İddiaların hedefindeki gelin Seda Nur ve oğlu Emrullah canlı yayında. Benim burada 3,5 aylık evladım var. Ben kendi nikahlı karımın yanına kendi özgür iradenle geldim. Ne öyle düğün isteyeyim ne gelin. Ben arkanda durmayayım da ayakta duramazsınız ayakta. Hatice uzun konuğumuz sevgili seyirciler. İkinci bölümde oğlumu, gelinim ve kayınvalidesi kaçırdı iddiasında bulunmuştu. Biraz sonra Emrullah canlı yayında olacak. Gerçekten kaçırıldı mı? Baskıyla mı karısının yanında duruyor? Bu iddiaları cevaplayacak. Stüdyoda bir anne babamız var. Kilis'ten katılıyorlar programa. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum abla. Sen de hoş geldin. Sağ ol ablam. Sağ olun. Hafta sonundan sonra ben de hoş geldim. Evet. Yani. Kilis'ten buraya niye geldiniz? Kızımız için geldik. Tam konuştunuz. Kızınız için? Evet. Kaç yaşında kızınız? 26. 26. Aa işte daha kızım. Canım. Gülüm benim gülüm. Neredesin lan? Sen bir cansın canım. Ben seni 26 sene bekledim. 26 sene. 3 aydan beri uykuyum oğlum. 3 aydan beri. Neredesin gülüm? Neredesin canım? Çık da gel. Uyan kızım. Uy canım benim. Bana gözlüm. Canım. Çık da gel. Özledik seni babam özledik. Bu mu benim evimin karşılığı bu mu? Yeter. Ne oldu böyle yeter kızım? Kimi kazanıyor yukarı? Kimi beni yukarı? Çık da gel artık. Nasıl kaldırdın artık? Çık da gel. Nasıl kaldırdın? Canımsın canım. Kızım. Canımsın. Üç evladım var. Gülüm. Canım. Para gözlüm. Bir tanem. Oğlum her dilerim. İlk üç evlendim kızım. Sen üç evlendim. Ben peşine düştüm annem.
Ne ettin de beni ettin kızım? Kim uydun annem? Kim uydun kızım? Oy annem. Arettiler bizi arettiler. 3 ay içinde aretti beni. 26 senelik annem 3 ay içinde aretti kızım. Beğen yapılmaz baba yapılmaz. Yapılmaz. Ben sizin uçu çarpındım. Ben sizi baladım. Ben Hasan abla küçükken kolsu içtim. 3 yaşındayken. Yarım bir adamım yarım. 3 yerden bıçaklıyım. Yemin ederim kendiler uçun. Gündüzümü geceme kattım. Ağır olarak dedim ki kızım bakın. Sizi geliniyorum. Gelinden çıkarsınız kefenden gelirsiniz. Kızım kızım dinle. Bunlara yalvardım yakardım kızım dedim bakın etmeyin. Oyana tutmayın. Ben geldim kızım. Sen gelmedin dinle. Ben çıkacağım sana çıkacağım. Ben çıkacağım sana çıkacağım. İki sefer haber verdi kızım. Bir daha aramadın dinle. Oturmak ister misin? Gel. 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 Bu gözyaşlarının empatisini yapmak o kadar zor ki. Anlamak çok zor. Dilber 26 yaşında sevgili seyirciler. 6 yıllık bir evliliği, 2 tane de evladı var. Kilis'te yaşıyor ve 3 Temmuz tarihinde iki çocuğunu ve eşini terk ederek kayıplara karışıyor. Anne ve babası onu aramak üzere geldiler programımıza. Feryatlarında, yalvarışlarında gördünüz. Ve hiçbir ses yok Dilber'den. Nerede olduğu, ne yaptığı yönünde hiçbir bilgi yok. Temmuz'dan beri bu halde misiniz? 3 aydan belli. 4 aydan oldu. 4 ay oldu. 4 bitti. 4 3 bitti 4'e girdi işte. 4 aydan belli gittiği gün 3 gün sonra bir özel duman aradı. Dedi ben dedim ki kızım bak. Şimdi benim misafirperverim ben abla. Yani gelen giden benim bağ evinde kalıyorum ben kiliste. Gelenim gidenim çoktur yani. Misafir gelmişti eve. Anca bir telefon geldi bunun özel numaradan. Dedi bak bu baktım. Panikledi dedim ne oldu hanım dedi böyle böyle dedi Dilber arıyor beni. Ya fırsat geçme derim dedim ki bir de ben arayıp konuştum. Aram kızım dedim bak bir probleminiz var mı? Ne bu yani dedim bu sıkıntı. Bana söylemiyorlar. Annesine söylüyorlar. Acı ben biraz disiplinli babayım. Yani ben nasıl disiplinli babayım? Çoluğumu çocuğumuza titreyen bir kişiyim yani. Dedim ki buna baba şey demiş ki bunu ağlamış gelmiş. Demiş anne demiş. Sürekli ağlardı. Kızım bu diyor ki bana. Niye ağlıyor? Babana söyleyeyim sen dedi yani. Kam dedi babana söyleyeyim. Dedi baba kaçtıktan dedi. Kaçtıktan sonraki ilk telefonu. Evet. Ben demiş her dakika demiş her şeyi babama söyleme demiş. Babam bize kızar demiş. Babam bize şey demiş. Disiplin olduğum için. Bundan dertleşir demiş. Bana söylemezdi yani hiçbir zaman. Ben çiftçi olduğum için Esra abla. Ya ben kişimle akşam mesela işten gelirim. Düşer yatarım ya yorgunum sabah erken kalkmalıyım ki. Diş kalkalım. Çiftçi olduğumuz için yani. Sonra işte bize gelmişlerdi. Annesi ben yani gittiğim zaman... Dedim, daha kaçmadı evde yani. Evde. Anladım. Daha evliliği gitmeden her şey devam önce, ediyor. Gitmezden 3 gün önce. Annesi elin ardında dolma yapıyor. Dur ki bana Mehmet dur git kızlara haber et. Dedim ki kızım şey hanım söylemeyelim. Kendiler rahatsız bizi. Çünkü niye? İcabı dedim rahatsız olurlar herifler. Eşler rahatsız olur. Sonra çıkırdık geldiler. Elin ardında yemeğimizi yedik. Çaydan işte kurdu gittiler. Ağlamış bunun yanında. Niye ağlıyor? Ne diye ağladı o gitmeden ağla önce? Sırası. Ne dedi size? Dedim ki niye ağladın kızım dedim. Hiçbir şey yok anne dedi. Böyle dedi biz. Yani duygusallaştı. Ha. Aslında sebepsiz yere bir ağlaması ha. Var. Bacısı bir ev almıştı ona gittim. Mutfağın nişasını falan orada gene niye ağlıyorsun kızım dedim. Kocana bir sorun varsa söyle dedim. Yok anne dedi. Yüzüme baktı, boynu ağladı. Peki son dönemlerde Dilber değişmiş miydi? Değişti. Değişti. Nasıl değişti. Bir değişim? Şimdi tabii şimdi bunun eşi... Benle telefonla konuşurdu, konuşmayı şunu bunu kesti. Ha
Her gün iletişim kuruyordunuz. Kururdu anne Şela, anne Bela. Sonra komşusu vardı. Ondan konuştu, benden arayı kesti kızım. Kim Eşi İstanbul'a geliyor abla, Esra abla. Eşi İstanbul'a geliyor, düğünü var. Kardeşi kızın düğüne gelmiş. 6 gün kaldı burada. Ben sabahın saat 9-9.30'da mı bunun yanına gidiyorum. Durun kızım, eşin gitti. Gel çocuğumdan benim yanımda kaldırırım yani. Yalnız kalma. Yalnız kalma. Gittim sabahın abla, Esra abla. Gittim ki havuzun içi perde, halı malı, dedim bu ne? Dedim, temizliğini baba, etti gitti. Eşim dedi İstanbul'a gitti, ben de temizlik yapacağım dedi. Dedim, ha, bu temizlik dediğimiz böyle, benim annem şey der bilir misin? Dip köşe. Yani o girilmedik, evet, kendi yer kalmaz evde. Ha, evet, kendi de onların hepsini etti. Gittim kendisine. Kaçmadan önce dip köşe temizlik yapıyor. Evet, temizlik yapıyor. Hepsini etti. Eskiden dip köşe temizlik bayram zamanı yapılırdı. Şimdi kaçmadan önce yapılıyor. Gittim yanına. Dedim kızım, dedi baba dedi, bugün temizlik yapacağım dedi. Ben dedi size haber ederim dedi. İyiydim ben de. Tekrar evsine gittim Esra abla. Dedim böyle gittim ki halı konmuş bir seferde. 3-4 tane halı konmuş. Havuzun içi berbat. Kızım bu niye? E baba ben ancak temizliyorum yavaş yavaş. Kız, neyse ben bunun 6 gün gittim Esra abla. Bana tepki vermedi. Tekrar 7. günü gene gittim. Bizim şimdi bahçemizde söylemezsek bir anı bundan söylemez işte salata, maydanoz, şundan bundan. 2 poşet ettim. Dedim bir kızını buna verim. Bir kızını dedim öteki kızıma götürün. Küçük kızıma verdim. Büyük kızını aldım. Evde yok. Dolaştım kilisi motosikletten. Geri geldim. Gene evde yok. Telefon ettim. Telefon çaldı kayıp. Telefon çaldı şey gitti. Numara. Şey yok, numara değil, şey gitti yani. Ha bu arada Dilber giderken 2 çocuğu da yanında götürür. Evet, evet, 2 çocuğun yanına gitti. 8'de her eve gidip 9'da gelmiş. Eşi geldi. Dedim ki Mahmut dedim yani damadım olacak. Aranızda bir problem var mı? Bir sıkıntı var mı? Çünkü ben yani güveyen üzerine düşen kişiyim. Kızlarım üzerine düşen kişiyim. Güveyen de beni çok sever Esra abla. Çok severler yani. Ne dedi damat? Sordum. Amca dedi vallahi de bir şey yok dedi. Peki şimdi Mahmut telefon attığında Dilber'in eşi. Mahmut Bey merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hayırlı günler. İyi hoş yayınlar. Geldiniz. 3 Temmuz'dan beri eşiniz 2 çocuğunu da alarak evi terk ediyor. Yani siz 3 Temmuz tarihinden beri baba olarak çocuklarınızı da görmüyorsunuz. Aynen Esra Hanım. Bir iki defa WhatsApp'tan irtibata geçti benimle. İlk irtibata geçtiğinde sürekli bana hani boşanma dile getirdi. Ben senden bir şey istemiyorum. Sadece beni boşa. Ortaya çıkarım. Aileme dönerim şey yani bilgi verim diyerekten. Sonra ben dedim yani çocuklarımı merak ediyorum. Bütün baba yani evladını merak eder. Dedi çocuklarım nasıl? Çocuklar nasıl? Dedi onlar iyi. Dedim iyi demek de olmaz dedim. Bir göre resmini at bana dedim. Çocuğumun resmini attı sağ olsun. Gördüm. Dedim neredeysen dedim çık. Veya dedim bak bırak dedim. Şimdi niye saçtı? Evi terk etti? Asıl soru bu. Yani 3 Temmuz tarihinde 2 çocuğu da alarak niye kayıplara karıştı? Şimdi Esra Hanım çok karmakarışık bir olay. Ne diyeceksiniz? Nasıl diyeceksiniz? Şimdi farklı bir şey olsa diyeceğim ben İstanbul'a gitmiş gelmiştim. Yani öyle bir şey olsa diyorum ben onda giderdi. Ben geldikten 4 gün sonra bu evi neden terk ediyor? Böyle bir soru da var. Şimdi ben sabahleyin işe kalktım gittim. Sabah 8'di. 9.30 ona çeyrek kala baldızım ve kayınbabam bana telefonla dönüş yaptı. Dedi ulaşamıyoruz. Dedim acaba bir yere falan mı gitti dedim. Belki bizim çocuklar telefonla oynuyor şarjı bitmiştir dedim. Bekledim yani akşam üzerine kadar. Tabii birkaç yere de baktım yani bu süre zarfın içerisinde. Bir yere ulaşamadım. Telefon da sürekli kapalıydı. Son sonra saat 6 gibi ben kayınbabama tekrar dönüş yaptım. Dedim amca dedim ben şeye gidiyorum. Karakola dedim. İhbarda bulunacağım kayıp diyerekten dedim. Tamam dedi kendisi de. Gittim ben karakola başvurumu yaptım. Cumartesi günüydü. 3 Temmuz cumartesi günü. Beklemeye geçtim. Şimdi pazartesi de bana dönüş olmadı. Ben adli süreç başlattım. Neden diyeceksiniz? Boşanma davası mı açtınız? Ya boşanma davasını açıyorum ama neden biliyor musunuz? Bir iki sebep var. Şimdi ifadesini alıyor. İfadede de biraz doğru, biraz yanlış ifade vererek ne eşimin tarafından ne ailem tarafından bilgi verilmesini istemiyorum diyerekten ifade veriyor. Ve ifade aldıktan sonra polis bunu serbest bırakıyor.
Ama nereye gittiği belirsiz. Ha. Ben de o adli süreci başlatmamın sebebi de polis kontrolünde olsun diyerekten. Çoluğum çocuğum güvende olsun diyerekten. Ya siz bir boşanma davası açıp ya tamam madem ayrıldın kafana göre istediğin gibi gezemezsin. Ben de çocuklarımı görmek istiyorum diyen bir eşsiniz. Bu arada gelen aynen. ihbarlarda Hatay Kırıkhan'da olduğu bilgisi geliyor şu anda ihbarlardan. Çok sayıda aynı şekilde ihbarlar gelmiş. Öncelikle tabii ki Dilber'i bulmak. Neden kaçtığını sormak ve sonrasında da boşanmak istiyorsa bu süreçte sizin karşılıklı konuşup bu kararı almanız lazım. Kaçarak göçerek bu iş olmaz. Olmaz. Kızınıza buradan bir çağrıda bulunun. Dilber. Dilber dön gel annem. Dön gel kapım açık sana kızım. Bir gün evvel. Gel ne olursa ol gel babadır baba. Gel ben elimi açarım seni kucaklarımı kızım. Ne olursa ol çık gel bizi perişan etme. Yani gidecek yeri ona sahip çıkan bir ailesi varken... Heh. Kendini var, gel. Çıksın gelsin gel, gel baba gel. Ben kabul ederim kızımı. Gel. Dönsün bezgenini. Zaten anne şey. Babanın en temel görevi çocuklar ne hata yaparsa yapsın koşulsuz bir şekilde çocuklarına sahip çıkmak. Çünkü siz o sahip çıkmadığınızda dışarıda hep ben söylüyorum o atmacalar bekliyor zaten mağdur edecekler. Onlar için de sahipsiz insanlar en büyük fırsat oluyor. Siz evladınızın her koşulda yanında olun. Yanındayım ben dönsün gelsin yanında dönsün, gelsin, çocuklarına da bakarım ben. Bakarım ya, peki. Çocuklarına da bakarım ya. Şimdi Dilber'le ilgili araştırmalarımızı yapacağız. Hatice Uzun konusuna geçiyoruz. Önce ekranı hatırlatma geliyor. Ardından da canlı bağlantımız var. Oğlu daha yeni evlilik yapmasına rağmen boşanma kararı almış. Fakat sonrasında oğlumu karısı ve kayınvalidesi kaçırdı diyerek kayıp başvurusuyla buraya gelen bir annemiz var. Adı da Hatice Uzun. Benim oğlumu kurtar Esra. Böyle evlilik olur mu? Böyle kaçırma olur mu Esra? Oğlunu kimden kurtaracaksın? Gelinden, annesinden. Oğlunuz Emrullah Uzun kimle evli? Seda Uzun. Ne zaman evlendiler? Ağustos'un 9'unda nikah oldu. 9 gün kaldı. Ondan sonra bu devamlı para istedi. Bu ödeme yapacağım dedi. Ne ödemesi kızım sordum da bana şiddet uyguladı. Çıkırlaklı yılan dedi bana. Böyle bir şey var mı? Var mı? Onu kaçtıktan sonra oğluma dedim ki oğlum bundan yar olmaz. Gittik avukat tuttuk. Boşanmak için. Oğlunuz hangi tarihten beri ortada yok? Önceki salı günü akşam 9'da benden konuşuyor. Ondan sonra 1,5 saat sonra aşağı indirip arabaya atıp götürüyorlar. Seda ile annesi gel. Benim niye? Oğlumu kaçıran bu kız. Seda Nur'un annesi İlkay Hanım. Damadınız Emrullah Bey kızınızla mı beraber sizin yanınızda mı? Evet Esra Hanım, evet. Kayınvalide de burada diyor ki benim oğlumu Emrullah'ı Seda Nur ve annesi kaçırdı diyor. O gün evden alan siz misiniz? Benim kızım 3,5 aylık hamile. Ben de eşimi seviyorum dedi. Kendisi geldi bize. Tabii kim ki ben otur da konuş gerçekleri anlat. Benden izinsiz benim oğlumu tutamazsın. Bunların çocukları var tamam mı hamileymiş. Ne olursa olsun. Ben karımı seviyorum ben evliliğime devam edeceğim dese ne yapabilirsin? Bir nikah olmayla böyle gelini taşıyabilir miyim ben ya? Belki de oğlun seninle yaşamak istemiyor. Hatice abla oğlun telefon hattında. Tamam buraya getirin buraya. Ne öyle düğür isteyeyim ne gelin. Benim burada 3,5 aylık evladım var. Ben kendi nikahlı karımın yanına kendi özgür irademle geldim. Ben arkanda durmayayım da ayakta duramazsınız ayakta. Hatice teyzenin bugün yanında diğer oğlu Naim var. Hoş geldin Naim. Hoş buldum. Kardeşin kayıp olduğunda sen mi kayıp başvurusu yaptın annem mi? Evet ben kendim kayıp başvurusu yaptım. Kardeşinin bu gidişiyle ilgili ne söyleyeceksin? Yani bu gidişiyle ilgili... Geri dönmesini istiyoruz. Şöyle geri dönmesini istiyoruz. Çünkü annem uyku uyuyamıyor. Gece sabaha kadar sabah uyuyamıyor. Evde. Sürekli sinir krizi geçiriyor. Yani gittiği yerde habersiz gitti bir anda. Bir şey söylemedi. Gideceği güne kadar... Sürekli şunu söylüyordu. Ben o aileyi istemiyorum diyordu. Bize öyle söylüyordu. Ya bizi kandırdı ya da kendini kandırıyor. Bu sorunun cevabı tabii ki kardeşinde. Evet. Hani o gideceği güne kadar boşanmak istiyorum diyen kardeşin... Bir anda fikir değişti. Nasıl oldu da karısına döndü. Evet. Peki. Hatice abla bugün nasılsın? İyi değilim. Şimdi arkadaki ekrana da verelim. Bu arkamdaki ekrana verebilirsin.
12 Ekim'den beri oğlunu görmüyorsun. Görmüyorum. Evlatlarına düşkün bir annesin. Evet. Oğullarına düşkün bir annesin. Evet. Bak oğlun Emrullah karşında. He Emrullah, beni nasıl bıraktın oğlum? He mi? Senden hepimiz birden oturup babanın dişi yok oğlum, dişi. Dişini yaptıracağız demedik mi oğlum? He mi? Baban hayatını 60 yaşına kadar size süpürge oldu da bir anda bırakıp da Seda'ya nasıl taptın oğlum? Seda'yı ne zaman tanıdın? Ne zaman güvendin? Seda'nın yanlışlarını ne zaman gördün oğlum? Sana 26 yaşına kadar yol verdim. Anne ben kimseye hiçbir zaman yarı yolda bırakmadım. Ben sadece karımı çok seviyorum. Karını o yüzden... nasıl seviyen oğlum? Bana telefon ettin sen. Dedin ki anne beni kurtar. Acele gel benim başım dönüyor. Bastığım yeri bilmiyorum dedin oğlum. Ben apartman geldim ben oğlum. Ben o şekilde bir şey söylemedim. Ben gelip beni kurtarın falan dedim. Ben burada karımı eşimi çok seviyorum. Beni kimse alıkoy. Bak oğlum benim telefonda kayıtları var. Yalan söyleme. Ben karıma sahip çıkmak istiyorum. Nasıl karın oğlum? Herkes bunu bilsin. Nasıl karın? Bu karı seni aldatır oğlum hadi. Ciğerim. Beni düşünmüyor musun? He mi? Babanı düşünmüyor lan. Yemek gibi lan. İki dişine gevert ye lan. He mi? Ben sana demedim mi evin hesabını bu zamana kadar zaten kimse oğlum benim dediğimi hiç kale almadı. Nasıl kale ama oturup da konuşmadık mı? Defteri vermedim yani oğlum sana? Yani bugüne kadar ben hep konuştum, derdimi anlattım. Neyi ama oğlum? Karşıdan bakınca ben hiç öyle bir şeyler bana hissetmedim. Bana bak Seda'ya ne kadar güveniyorsun sen? He ben mi? Evlendim, ettim. Bana bak, bana cevap ver. Seda'ya ne kadar güveniyorsun? Ne yanlışları var biliyor musun sen? He mi? İlk ayına ben sonuna kadar güveniyorum. Onun bana ben hiçbir zaman yanlış olmayacağını senin biliyorum. Senin altından aldı, gönlünü fethetti. Aldı götürdü. Sen mi gittin? Seda'nın ilk ayın kocasıyla ilk ay geldi. Arabaya attı. Yallah neymiş ben gittim. 8'den sonra özel araba var mı? Hayır. Özel araban şey var ise gidersin. Anneciğim beni bak yok, düzgün yok, bir şekilde oğlum, dinler yok misin? Bak anlatayım. Diyor ki beni dinle. Kimse arabayı evin önüne çekip de böyle zorla beni arabaya bindirip de hiçbir nerede yere götürmedi. Ki kimsenin o şekilde de, kimseye götürüp ben soruyu de bir soralım. Zorla herkesin bir şey yaptıramam. Merak ettiği ben bir soru bu. Aradım. Annenin iddiası benim gözümün nuru, bir tanecik yavrum, benim canım oğlumu, karısı Seda ile kayınvalidesi kaçırdılar iddiasında bulunuyor. 12 Ekim tarihinde senin sen evden çıkmana, arabaya zorla binmene sebep oluyorlar ve sonrasında i̇nkar seni kaçırıyorlar. Bana dediklerini inkar etme, sonra pişman olursun. Buyurun. Sen ocağa hayır gidip de ocağa mı verdim lan seni? Kaçırıldınız mı? Hayır, beni kimse zorla hani kaçırmadı, ne baskı yaptılar ne psikolojik yönden aklımı çeldiler, öyle bir şey yok. Tam tersi hani ben kendim gönül rızamla aradım, konuştuk, orta yere geldik. Neyi konuştun oğlum? Ondan neyi sonra konuştun dedim ki hani bu saatten sonra ben sahip çıkmak istiyorum. Neye sahip çıkmıyor? Yanlışa gidiyor ya oğlum. Sen aynada kendini görmüyorsun kendini. He mi? İyi de anne benim burada 3,5 aylık çocuğum var. Oğlum bu sabahlayla çok bayram yaparsın sen. Kuyuya düştün kuyuya. Biliyor musun? He mi? Nedir? Ne oldu ne? Farkında mısın oğlum? Anne Seda'nın sen sevgi nedir bilir misin? Seda'nın yaptıklarını biliyor musun? He mi? Seda ne büyük oyunlar oynadı. 500 kişi parmağında oynattılar. Sen daha Seda'ya güvenip de atladın gittin. Seni üç köyüne mi verdim oğlum? Onun variyeti mi var? Ben size ev aldım lan. Ev ev. Dur namı gün. Yazın burada çalışayım. Ben mal mülk Samsun'a istemiyorum. Gideyim. Ben Samsun'a sadece güzel hayatım olsun. Ben zaten kendime ev tuttum. Evimi yavaş yavaş düzmeye çalışıyorum. Gücümün yettiği ne kadarıyla. Ne evi tuttun oğlum? Neyden? Kendim gittim. Kendime bir iş buldum. Birikim sağlamak için, kendi yuvamı yavaş yavaş toparlamak için. Senin yuvan nerede? Ben artık, nerede yuvan? Kendi yuvamı izlemek bak istiyorum. Bak oğlum, benden dua almayınca iki yakan bir araya gelmez. Yol yakınken gel, ben seni burada göreceğim. Şimdi burada göreceğim. Anne Hatice teyzeciğim, şimdi bir araya da gireceğim. Şimdi diyorsun söyle ya sen bir kuyuya düştün diye. Hani bu çocuk sizden kaçıp da bir an gizlice nikah kıyan bir çocuk değil ki. Siz hep beraber Seda'nın ailesi, dedesi, ninesi, sen, sizin aile. Hep beraber el mecbur birliğiyle kaldım. Bu iki tane
Ya hiçbir şeye mecbur değiliz. İki tane gencecik çocuğu nikah masasına oturttunuz değil mi? Hepiniz 12 günü de bu mutlu pozu verdiler mi Naim? Şimdi el vicdan yani. Hep beraber bu evliliği onayladınız. Bak, şey sen şimdi oğlunu aşağılayıp diyorsun ya sen neyinle ev çevireceksin diye. Evet, zaten çeviremeyecek adamı kafasına bu evliliği sokmayacaksınız. En baştan diyeceksiniz ki hepsi işini gücünü kuracak, evet, hayatını düzenini kuracak. Biraz büyüyüp ondan sonra evlilik yapacaklar. Ama İlk bak, kural bak, bu. Bak, tamam, şimdi tamam ama ben 200 sene geçsin, 200 sene sonra düğün falan yapacaktım. Ama bunlar planına bak bir şey diyeceğim tamam, diye. Tamam şimdi bu en başından bir ilişkiyi yaşamak istiyorum ne demek ya. Dinlemek istiyorum. Şimdi Seda ile bu evlilik nasıl oldu? Yani sizin kontrolünüzde mi yoksa bu büyükler mi sizi bir araya getirdi? Siz flört ediyordunuz, hayır, evlenmek büyükler, mi istiyoruz büyükler dediniz? Hem, yoksa hayır, onun ninesi, senin annen... Şu... Bir hayır, en başından anlatsana çoğunluk bu evlilik hikayesini. Şey, annesiyle babaannesi yaptı. Tamam dur bakalım. Şu şekilde oldu. Ha. Biz Şubat'ın 28'inde istemeye gittik. Ondan sonra yüzükler takıldı. Yaz ayı geldi, aramız gene bozuktu eşimle. Eşimle aramız gene bozuktu. Köye geldi. Eşim kafası bayağı karışıktı bu durumdan dolayı. Ne durumda karışıktı? Farklı kelimeler duyuyordu. Aramız bayağı açılıyordu. Ondan sonra ne oldu? Gel beni al dedi. Bu şekilde de ne şekilde al dedi gittim. Ama? Beni al dedi ama ne dedi? Yakın zaten o şekilde bunlar, kaçırdım. Plan siz flört ediyor muydunuz öncesinde? Hayır, aranızda hayır, duygusal bir ilişki var mıydı? Var mıydı? Yok yok. Yoktu. Yok. Emrullah sana sorayım. Aranızda evet, vardı. Bu vardı, yalan isteme konuşma, kaçmadan önce duygusal bir ilişki var mıydı? İstemeyeyim vardı, dedi Esra Hanım. İstemeyeyim. Vardı. Kaç yıldır flört ediyorsunuz Seda'yla? Öyle bir şey. Nereden bakın? Geçen sene Haziran ayından beri. Yani öncesinde tanıştıklarınız, duygusal ilişkiniz var. Bu evlilik sizin için biçilmiş evet, kaftan oldu. Siz yok diyorsunuz ya diyor, var diyor. Yok Esra Hanım, yok. Daha öncesinde yok, annem yok kendi isteğiyle beni ikna etmeye çalıştı. Hatta iki hafta boyunca benimle konuştu. Oğlum böyle yapalım, şöyle yapalım dedi. Hani sonuçta el kızı değil, tanıdık kapı dedi. Ben de sonradan tamam dedim. O şekilde gönül ilişkimiz başladı. Ha, ondan sonrasında Seda'yı kadar... Dur, Seda'yı annen mi senin kafana soktu? Ay babaannesine annesi. Ya ilk başta ikna etmeye çalıştı. Ondan sonra o sıralar tabii ben istemiyordum. Olur mu öyle şey falan dedim. Sonradan tamam gönül ilişkimiz başladı. Kabul ettim. Sonra sevgili olduk. Ondan sonra Şubat'ın 28'ine kadar baba, sevgili olarak yaşadık. Baba yalan konuşuyor. Bak Seda ile şey ilk ay dolduruyor. Onların lafları kız... söyleme. Olamazlar mı sevgili? Ben her zaman doğruyu söylüyorum. Hatice Hanım sevgili olamazlar mı? Ya olmadılar Hülya Hanım. Olmadılar. Komşular ya siz tanıştırmışsınız. Ya ailesi annesi 3 sene önce illa kızımı vereceğim. Ben dedim ki tamam, yaşı ufak. Tamam benim tanışmışlar de işte. Tanışmış. Bu, istemedi. Neden olamazlar sevgili? Benim oğullarım kıza yanaşmazlar. Kızlara yanaşmazlar. Bu ne demek Naim? Allah aşkına sen oğlusun. Şimdi... Yani kızlarla flört gezmeye mesela çaya gidelim yapmazlar diye. Ama aralarında o birbirlerini beğenmeleri, birbirlerini hoşlanmaları kötü bir şey değil ki. Ya kötü amaçla demedim. Bu arada demedim, bak şimdi bak buna bak, da o kadar kızıyorum demedim ki bunu söyleyeceğim bazen geliyor burama kadar tutuyorum. Kötü amaçla öyle kıza demedim da yanaşmazlar, sen, kimseyle de flört etmezler, kimseye de bakmazlar. Bizimkiler çok küçük yaşta evlenirler anam. Yani oraya getiriyorlar bırakın hayır, 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 küçük yaşta flört etsinler akıllarında evlilik olmasın. Tamam mı? Gitmez evlilik belki çok daha büyük bir sorumluluk. Ha Emrullah'cığım. Anlat bakayım. Sizin aklınıza soktular. Siz de birbirinize zaten gönüllüydünüz. Sonra nikahlar kıyıldı. Evet. Bu kadar kısa sürede nikahtan evet, bu kadar doğru, kısa sürede siz peki, bu düşman haline nasıl geldiniz? He mi? Köyde nasıl kaçtın? Ben sana demedim mi? Orhan dayı ne dedi sana? Bir he saniye suya izin verir misin ben ne dedi? Anlatayım. Düzgün bir şekilde ben anlatayım. Ne söyledi sana o? Bir anlatayım. Şimdi şu... Yani siz çiçeği burnunda ya, bir çiftsiniz. Annenin babanın yanında oldu, yaşıyorsunuz. Köydeyken nikah oldu, ondan sonra belli bir zaman sonra aramızda bir tartışma konusu oldu. Hani niye telefonumu açmıyor gibisinden. Neden tartışma oldu mu? Tartışma annem oldu onu neden, çok ciddiye neden aldı. Neden oğlum? Anlatır mısın tamam, o tartışma anlatıyorum konusuna? Bana izin verir misin? Bana izin verir misin? Ben her şeyi A'dan Z'ye anlatacağım.
Yalnız bu kadar cabbar bir annenin oğlu da ne kadar sakin değil mi? İkiniz de öylesiniz, daha sakinsiniz. Şimdi... Anlat Emrullah. Şimdi eşim... Korkudan değil, eşim babalarına evdeyken, köyde. O evin temizliğini falan filan onları yapıyordu. Biz de köyde tarlada çalışıyoruz. Ondan sonra ben aradım. Diyecektim halin vaktin nasıl gibisinden, hani öylesine bir arayayım dedim. Baktım açmıyor etmiyor. Ben hani aklıma ister istemez bir şüphe düştü. Ondan sonra annem onu çok ciddiye aldı, eve gittim. Baba yalan konuşayım. Sen gideceğim dedim, ben gitme getirdim. Dedim sana. Gitme evde ne yaparsan yatsın, kalksın, pişirsin, evet, yesin. Evet gideceğim dedim. Evin anahtarı evi ona bırakmadı mı ben? Seninle biz fındık toplayalım sana demeye miydim? Elikleri kov da, test toplayalım da, düğün yapacağız demeye miydim? Sen beni saymadın, eve gittin. 2 saat, 2,5 saat kaldın. Nerede kaldın oğlum? Sana ben soru sormadın mı? He mi? Tamam. Sormadın mı? Tamam, o... Bak orasına, oraya kadar doğru söylüyorsun tamam, anne bak. Sonrasını ondan sonrasını bak anlatayım. Sana, bu neyin nesi, neyin fesi, otur da bana doğruları söyle. Devamlı milletten para isteyin. Ne parası dedim, ne fındık toplayacaksın ki para kazanacaksın. Fındık toplamadan ne parası lan? Ben sizin yüzünüzden dışarıdan nikah parası, yol parası, lokanta parası, resim parası borçlandım lan, borçlandım. Niye vermediniz? Sen bilmeyeni kimden aldım altınları? Kim ödeyecek oğlum, sen karının peşine düştün nikahın var diye. Bu borçları kim verecek, kime yaptın borç? Hemen neden kavga ettik? Onları söylemeyeyim ben ya. Kimseye borç çıkartmadım bak, şimdi ki. Bak birilerine bağlatırım. Onları dinle, iyi kulağını aç. Esra Hanım, şeyi ara, ne durur? Zürriyet Hanım ara. Baş üstüne. Rica ederim. Rica ederim, rica. Ha. Şimdi Emrullah, şu... O dinlesin. 9 Ağustos'ta nikahtan sonra... O ilk kavgada yani sen mi karınla kavga ediyorsun yoksa annenle karın öyle ben bir kavga ediyorlar ki hani saç başa baş başa. Hani senin eşin ben de kabul etti ya. Annene çıngıraklı yılan diyecek evet, kadar hani karşılıklı hakaret edecek boyuta geliyorlar. Bunun sebebi sen misin? Bunun sebebi para konu Esra Hanım. Bir dakika. Yok. Bunun sebebini açık söyleyeyim. Ortada bir para konusu var, ona ben pek fazla inanmıyorum. Bilmiyor bu. Var oğlum, bu var. Bu dışarıdan duyma laflarla annem tamam, bu şekilde davranıyor. Tamam, canlı yayına İkincisi, oğlum, gel, eşinle alakalı. İkincisi, evet, Seda'yla beni alakalı. Dinler misiniz? Bak, hı, her söyle. Zaman benim sözüm kesiliyor, ben sakin bir şekilde anlatmaya tabii, çalışıyorum. Tabii, Hatice abla dur, anlat. Ben eşimi tarlaya getiriyorum ki annemin gözüne iyi gelin olarak gözüksün diye. Baba, bu düşünceyle getirdim. Ondan sonra annem... soru sormaya başladı. Sen kimlerden ne para istiyorsun? Ondan sonra sen hangi arkadaşlarınla görüşüyorsun diye eşimin üzerine yürüdü. Ondan sonra orada bir kavga başladı. Ben araya girmeseydim daha büyük kötü boyutlara çıkacaktım. Ne sordum ama ne diye açıkla. Ben eşimi anne, böyle bir şey ondan sonra uzaklaştırmaya çalıştım. Ne diye sordum? Ben eşimi uzaklaştırmaya çalıştım. Hatta tabii o da kavga esnasında ister istemez insanın ağzından bu tür kelimeler çıkar. Peki sen ama seni seven anasına ama saygı yapmaz mı? Ben eşimle bugüne kadar hiç kavga etmedim. Sadece ufak tefek hani illaki tartışma olur herhalde. Peki o tartışma nasıl bitti? Düzeltilir şeyler. Ama bu olayı bu kadar büyük noktaya getirmek çok bana göre affedersin ama çok saçma. Şimdi eşin o gün jandarmayı arıyor ve annenden şikayetçi oluyor değil mi? Doğru bu. Eve gidiyor, eve götür dedim evet, onu burada bağıracaksın, ağlayacaksın, eve jandarmaya götür dedim. Jandarmaya gittikten sonra dedesinin evine mi gidiyor, senin bizim ev, eve, sizin eve mi dönüyor? Bizim eve kendi götürüyor. Dedesinin evine gitti. Dedesinin eve evine. Eve getirmedin mi? Yani aslında seni sizi terk ediyor. Hayır doğru, bizim eve getiriyor. Tamam bir senin evine geldi var ama sonrasında dedesinin evine şimdi gidiyor. Şimdi jandarma eşliğiyle şu şekilde jandarmaya gidiyor, ilk başta şikayetçi oluyor, ondan sonra... şu şekilde ilerliyor o zaman. Sonradan komutan soruyor. Şikayetçi misiniz gerçekten? Halen de o da tabii şikayetçi değilim, vazgeçtim diyor. Ondan sonra bu konular biraz durulsun diye birkaç günlüğüne dedesine gidiyor. Peki. Birkaç günlüğüne mi gidiyor oğlum? Siz sonra bu olaydan sonra... Aşağı karakola götürdü de normalde dedesini hani içeride dedesine teslim etmedi mi? Assubay da kendisi bana söyledi. Ben de oradaydım Komutanın kendisi de bana söyledi. Emrullah, bu olaydan Salı sonra karınla tekrar barışıp dinlesin, bir araya geldiniz mi? Beraber yaşamaya başladınız mı? Hayır, hayır. Tekrardan bir araya gelmeye çalıştık. Hatta, ne zaman? Koya gitti ya o. Eve kadar
Eve kadar Seda'nın annesiyle babasını aradım, geldi. Konuşmaya çalıştı, ondan sonra nereye tekrardan olmaza girdik, çıkmaza girdik. Bana bak, bana karakol götürdükten sonra nereye gitti diye, nereye? Dedesi götürmedi mi? Dedesini şunu uçtan, Hatice abla bir araya girebilirsem. Nereye gitti, İstanbul'a gelmedi mi Silivri? Hayır, siz karınla boşanma kararı alıyorsunuz ya. Bu olaylardan sonra. Hayır, benim yanımdaydı ya bu. Evet. Boşanma kararı alıyorsunuz. Yani hani annenle ya. Karının kavga etmesinden dolayı boşanmak isteyen sen misin, Seda Nur mu? Emrullah. Boşanmak isteyen o dönemde bendim. Tabii böyle bazı kulaktan duyma laflara göre benim aklım bayağı karışmıştı o dönemde. Kulaktan duydun. Gerçekleri canlı yayında görsen ne olacak? Peki bu kulaktan duyma lafları gerçek muhatabından mı duyuyorsun? Emrullah'cığım bu kulaktan duyma laflar diyorsun ya. Gerçek muhatabından mı duyuyorsun yoksa annem mi sana getiriyor bu lafları? Ben getirmiyorum ki. Ondan duyuyor. Seda diye yine. Seda Orhan'a devam edin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece annem yönünden değil. Mesela diyelim ki annemi birkaç kişi arıyor. Ondan sonra ben de o denilen kelimeleri duyuyorum. Ondan sonra ben de tabii gözle görmediğim için inanmak zorunda kalıyorum. Anladım. Yani ondan bundan duyduğun cümlelerle senin kafan karışıyor ve boşanma kararı alıyorsun. Şimdi gelinin Seda Nur'u da canlı yayın sonradan alacağım. Ben, söyle Emrullah. Sonradan ben oturup düşündüm, her şeyi ortaya aldım kendi kararımla. Dedim bu kadar kulaktan duyma laflarla iş olmaz. Ben gene hani görmediğim bir şeye şahit olamam. Anladım. İnanılacak gibi bir şey değil olmadığı için ben böyle bir karar aldım. Tabii, yuvanı kurtarma kararı alıyorsun. Ağladı ondan sonra şimdi, gönlünü fethetti. Eşin Seda Nur'u da alalım canlı yayına. Caner beni duyuyorsan. Seda Nur gel abicim. Şöyle geçeceksin sana zahmet. Şöyle geç, şöyle oturur musun abicim? Sağ olasın. Allah senin gibi gelini. Yerin dibine baksın, yerin dibine. Ama Hatice teyze yapma. Allah. Ya bir gün yüz yüze bakarsınız, hayır, söylediğiniz cümlelerden utanırsınız. Asla bak asla. Ha buraya tükürdü mü yalamam Esra Hanım? Bak seni baş tacı yaparım, tükürdü mü yalamam? Valla hayat öyle bazen o tükürde bir yalatmak zorunda kalıyor ve bayıla bayıla yalıyorsun. Bak o yüzden insanın da en büyük imtihanı diliyle. Seda Nur hoş geldin. Hoş bulduk Esra. Kaç yaşındasın tabii, sen? Tabii sakin sakin. Bir de bak şimdi o kadar kıyamet kopuyor. Asıl kıyametin bu kız reşit değilken, evlilikten önce kopması gerekirken bilmiyor. Her şey yapılıyor, bitiliyor, bitiyor ondan sonra kıyamet kopuyor. Bilmiyor, bilmiyor. Seda Nur sen bu çocuğu nasıl kaçırdın 12 Ekim'de? Esra abla ben kaçırmadım. Ben eşimi seviyordum. Hatta ben eşimle konuşuyordum. Peki seviyordun da. Eşimle de, peki hani eşimle arkadaşını konuştu. Niye çağırdın? 8 aydan beri konuşuyor da onun peşine düştün. Hatice teyze abla, izin ver. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an... Bu kavga yani... O zaman konuştuk onunla hani... Bütün hikayeyi senden de dinlemek istiyorum. Onunla konuştuk dedi hani ben sana inanıyorum dedi, seviyorum dedi. Ben de dedim seviyorum dedim. Böyle hani birlikte ananın, oldu. Ananın, hani... baba... Sen var ya pişman olacaksın, şu ayaklarımı öpeceksin. O da iş aramaya çıktı. Ondan sonra evimizi tuttuk. Şimdi yavaş yavaş evimizi bilmeye çalışıyoruz. Peki Seda Nur, 9 Ağustos'tan sonra kayınvalidenle olan ilk kavganızda siz aslında kocanın Emrullah'la boşanma noktasına geliyorsunuz. Ayrılık noktasına geliyorsunuz. O tartışmanın sebebi neydi? Neydi Esra? Evet. Aman pardon. Neyse Seda neydi o tartışma? Dinleyelim. Bir müsaade edebilir misin? Müsaade edebilir misin lütfen? Lafımı kesme. Esra abla şöyle başladı bu olay. Nasıl anlatayım size şimdi? Tabii. Ben rahatsızdım, doktora gittim. Tavlaya gittim ben sabahleyin oldu, sabah oldu. Sonra bana geldi, sesini yükseltmeye çalıştı. Bana vurmaya çalıştı orada. Esra abla geldi, saçımı çekti, tokat attı.
Sonra gitti oğlunu dövdü orada. Eşimle bizi ayırmaya çalıştı. O tekrardan geldi bana saldırdı. Niye sana sordum desene? O beni dövdüğü anda ben de ona kara yılan dedim. Çünkü canım yandı. Esra abla orada benim. Ben orada daha yeni hamileymişim. Tabii, duygu savunusu yapın. Niye soru sordum kız? Hamile olduğunu öğrendim. Sen milletten niye para istiyorsun kız? Sana bu soruyu sordu mu? Kayınvalidenin seninle ilgili iddiası var. Bana bak Esra Hanım. Bir dakika. Bu iddiayı cevaplar mısın? Düğün öncesinde başka bir geline ait olan altınları izinsiz aldığına dair bir iddiası var. Bunu bakayım ispatlayabileceğini. Bunu da söyleyeyim. Ya biz müsaade eder misin? Lütfen. Bak lütfen. Esra abla ben sana odaklanıyorum şu an. Evet ben bir cahillik yaptım. Yaptım ama bu konuyu hani dedem, babaannem, babam konuştu, kapattık. Kaynanam da bunu hani durmadan benim bizim başımı durmadan hani diyor ki şöyle yaptı, böyle yaptı. Kim yani istiyor para kız? Ben gidiyor. De bu, kim istiyor para? Bu onunla ilgilenen bir şey değil. Değil mi? Sen 8 ay ben önce Mayıs'ta çaldığın altından ben mi ödeyeceğim kızı? Böyle bir şey inkar etmek yerine kabul ediyor. Biz bunu aile içerisine kapattık diyor. Hayır ben de istemiyorum ya. Kayınvalidenle bu para mevzu yüzünden aranızda tartışma çıktı mı? Dinliyorum. Esra abla ben para diye bir şey çıkmadı. Sadece eşimin dayısı bana dedi ki ben sana eğer dedi seninle ihtiyacın varsa ben sana dedi para verebilirim dedi. Ben dedim yok dayı dedim. Hatta bu eşim de yanımdayken söyledi. Siz oğlundan altını iade mi ettiniz yoksa bedelini mi ödediniz Seda? Kayınvalidenin iddiası şu o borçlar Seda'nın almış olduğu o altınlar benim üzerime borç olarak kaldı diyor. Siz bunları hallettiğiniz dediğiniz şeyi aldığınız altınları iade mi ettiniz? Hayır. Aldığınız altınların parasını kayınvaliden ödemek zorunda mı kaldı? Benden istediler devamlı. Hülya abla şöyle anlatayım ben size. Biz onları geri verdik. Hatta dedemle komşumuz geldiler birlikte konuştular. Bu hani olay dedem dedi köyden geldikten sonra dedi ödenir dedi sıkıntı yapma dedi. Onlar da tamam dedi. Ama kaynanam durmadan bunu uzatıp duruyor. Neyi kuruyorum? Onlara iade ettiniz. Baba dedene ben konuştum. Siz orada demeydiniz. Dayını arattım da. Dedim ki gelin. Üç gün evde bekledik. Tarladım şu saatte. Akşam inen arayayım. Günüz çalışayım da. Bana dedi ki 5 dal bilezik takacaksın. 2 dal tak da 3 dalını bana ver dedi bana. Şimdi kıvırtıp da konuşma. Esra abla öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Asla. O zaman öyle bir şey yok Esra abla. O yalan. Konuşacaksın. O yalan. Peki Esra Hanım. İsmi geçen herkesin yani bu bahsettiğiniz olaylarla ilgili bilgisi olanlar da zaten WhatsApp ihbar hattından da bize ulaşıyorlar. Ulaşmak isteyenler de şimdi mesajlarını da atabilirler. Ekranda numaralarım da var. Seda bu kavgadan sonra senin şikayetinde sen dedenin yanına gidiyorsun. Evet Esra abla dedemin yanına gidiyorum. Şöyle ben yine lafınızı kesmeyin kusura bakmayın. Bana eşime diyorum ki kaynanam tarladan geliyor. Esra abla taladan kaynanam geliyor durmadan konuşup duruyor. Ben konuşacağım sen anne kız sen içerisin ben dışarıdayım. Rahatsızım. Ben dedim ki ya benim teyzeme götürdüm ya da yengeme götürdüm. Aman. Bu yalan. Düzmece yalan düzmece. Hayır yalan konuşmuyorum burada. Bunu eşim de biliyor Esra abla. Esra abla bir lafımı kesmesin lütfen. Tabii. Ondan sonra işte ben götürmedi. Ondan sonra jandarmayı aradım ben de. Jandarmalar geldi. Böyle anlattım olayı güzelce. Şikayeti olmadım. Ondan sonra ben de bir gideyim. Birazım kafamı dinlemem gerek. İki gün dedim. İyi kur kızım. Yani iki gün veya bir gün. Hatta bana jandarma dedi ki. Boyundan fazla yalanlarım var. Boyundan fazla. Ondan sonra. Evet. Ondan sonra. Ondan sonra ben dedemlere gittim. Dedemlerde kaldım birkaç gün. Doğru Silivri'ye. Esra abla bunlar bana parayla adam tutmuşlar. Tabii. Nedir o anlatır mısın? Bunlar teyzesine gitmişler. Peki 8 aydan beri o adamla niye konuşuyorsun? Evet. Kocanı seviyen, nişan mesela sözünü seven adam. Hayır Esra abla bir susabilir miyim? Hatice teyzeciğim izin verir misin? Nikahlı adam tutmuşlar diyorum. Parayla bir adam tutmuşlar. Tabii ben köyden beri tuttum. Bu parayla adamı kim tuttu? Evet. Ve hangi amaçla tutuldu? Anlatır mısın? Bunu kaynanam, hani eşimin arkadaşı bu. Hani çok samimiler zaten bunlar da Esra abla. Bunlar teyzesine gidiyorlar. Teyzesi mi diyor artık, annesi mi de bilmiyorum. Abisi bu çocuğa para veriyor.
Hangisi hangisi kız? Biz köyde ilk ya. Bu çocuğu diyorlar oynatalım bakalım diyor. Bak baba baba. Nasıl oynatacaklar seni? Bu çocuk bana yazıyor Esra abla. Kız öyle konuşur gene doğru konuş. Hatice teyzeciğim bir anlatsın. Esra bu çocuk bana yazıyor. Çocuk size yazıyor. Ne yazıyor? Bu parayla tutulan adam. Size evet. Ne yazıyor? Bana şöyle hani yok parayla evet. Bana hani böyle nasıl davranıyor? Şimdilik hani şöyle diyor ki hani nasılsın diyor kanka diyor iyi misin diyor. İyiyim kardeşim iyi olmaya çalışıyorum dedim bana orada. İşte Emrah'la aram nasıl ya. Dedi. Ben yine aynı da değişen bir şey yok dedim. Ondan sonra orada da dedi ki işte annesi de çok yine bağırıyor dedi. Ondan sonra işte bana dedi ki işte ben seni seviyorum ediyorum falan. Ama Esal bak ben orada dedim ki ona Mustafa dedim. Sen dedim, benim dedim burada oynatıyorsunuz dedim. Oynatıyorsunuz dedim. Niye gittin peşine de? Niye gittin? Arabayı çağırıp da niye gittin peşine? Ondan sonra hocanı seviyordun, niye gittin lan? Bir dakika, bir dinler dinle, misin? Dinle Hatice Hanım, evet. Bir dinler misin? Ondan sonra yazıyor böyle bana. Ondan sonra ben birkaç gün hani sonra eve gidiyorum Esra abla. Nereye gidiyorsunuz? Bu çocuk bana diyor ki gel de seni diyor Emrah'takinizi diyor barıştıracağım diyor. Eve ha, gidiyorum. Baba. Kimin evine? Esra abla sonra bu çocuk benim aklım kendi evime gidiyorum babamın evine. Oradan beri kaçıyor mektup yazıyorum babana ki hani ben normal, bir adamdan gidiyorum. Hatice teyze Allah rızası için vallahi benimki de kulak ya. Evet. Kimin evine gidiyordun annem anlamıyorum ya vallahi kapı. Hatta kimin ev? Babanın evine, dedenin evine mi gidiyorsun? Esra abla, babamın evine. Evet, evet. Tamam. Silivri'ye geldim. Ondan sonra bana işte dedi kardeşim evdeydi. Ablacığım ben annemin yanına gitmek zorundayım. Hamile olduğumu öğrendim. Çok korkuyorum dedim. Babam beni dövecek dedim. Ondan sonra, hayır, bu Mustafa seni çağırdı işte, mı yanına? Adamı niye götürecek yabancı adam evet, seni? Evet, evet. Nereye çağırdı abla. Mustafa seni? Beni arı gel dedi. Dedi ki sen annemi yanına götüreceksin. Ben de beni annemi yanına götürür müsün dedim. Ben dedim gidemiyorum dedim. Babam beni dedim yolda yakalar döver dedim. Ben hamile olduğumu öğrendim. Beni alıyor. Babamın oraya götürüyor. Ama Esra abla şimdi bu çocuk da bana hani anlarsınız belki hani saldırmaya çalıştı arabada. Uzaklaştırmaya çalıştı. Baba çocuğu iftira attın değil mi? Eşime de anlattım bunu. Hayır iftira atmıyorum. Hatta geldi şimdi o zaman Hatice yani teyzenin anlattığı ve iddia ettiği her şey aslında doğru. Şu açıdan doğru. Ben bunları Hatice teyze kendi kafasında bazen hani o öfkeyle acaba böyle bir şeyi kurguluyor mu, büyütüyor mu, bir dedikodu mu çıkartıyor gibi asla, de düşünmüştüm. Yani her zaman Allah beni eve götürmesin ki. Hatice teyzem herkes asla evine gitsin. Asla yalan konuşmam. Ama sen diyorsun ki Mustafa'nın ben yanına gittim. Mustafa ile böyle bir olay yaşandı. Bu kişi bana cinsel saldırıda bulundu. Sonrasında sen bu Mustafa'dan şikayetçi evet, oldun mu? Evet, Esra abla. Sonra Esra abla ben bununla konuşmadım. Konuşmayı kestim. Birkaç gün geçti. Ondan sonra beni arıyor. Hatta yanında annem de vardı. Annemin eşi de vardı. İsim vermeyeyim. Bana dedi ki Seda da konum at dedi. Seni geleceğim de Emrullah'la barıştıracağım dedi. Ha, ben de hayır dedim. Emrullah köyde evde nereden barıştırıyor dedik. O saldırıdan ya ondan saldırıdan sonra mı dedi gel seni barıştıracağım diye. Evet evet Esra abla. Bir, hani bir hafta geçti aradan. Kız Emrullah köyde ya. Eşim gelmiş herhalde. Yanımda. Ondan bir sonra da Esra abla ben dedim yani bayağı bir olay geçti aradan bir ay sonra ben eşimle tekrardan barıştım Esra abla. Barışma kararını eşimden ortak barıştık. Mı aldınız? Evet, ondan sonra evet ikimiz hani şey yaptık barıştık. Peki Emrullah bu saatte araba ne vardı da geldi ananın ananın kocası ondan Osman gelip de götürdü. Esra abla. Kafayı almayı iyi biliyorsun anneannen ikiniz analığı. Ondan sonra Esra abla annemle annem, annemin eşi bir de annemin anneannem hepsi kaynanamın evine gittiler. Ondan niye sonra kaynanam bunları demiş ki ben sizin bir canını aşağı atarım demiş. Baba, canını aşağı yalana atarım bak, yalana, bu iş yalana. Olmaz demiş. Ah sen yanımda olsan var hayır, ya. Hayır alan değil Esra abla. Bu da burası doğru. Bu yakışır mı? Eşime sorabilirsin Esra abla. Ben de oradayım. Evet. Bu yalanlar. Bak niye geldi bilemiyorsun. Emrullah da mı vardı o sırada? Niye geldi bilemiyorum. Ben köyde miydim? Dur bir dakika bekleyin iki dakika. Evet hatta eşim de niye vardı. Niye geldiler bize bileni? Ben köyde miydim? Bir çeyiz almış. Ben gelene kadar eve gir bak. Bir şey kaybolursa sorumlusu sensin dedim. Ben gelince hastaydım ben. 17 gün yattım. İstersen hastaneye başvurun filan hastaneye. Ben geldiğince yattım. Öyle değil mi oğlum?
Yatmadın mı? Peki. Bu da buna telefon ediyor. Şimdi ki, dünürlerin bak, niye geliyorlar sana? Şimdi şöyle anlatayım. Annem, hani annemin eve ya, gelmesini çeyiz bekledim. Köydeydi annem. Annemin işleri vardı. Çeyiz almaya. Doğru söyle. Doğru söyle. Çeyizini almaya gele. Ben geldim. Regla'da girmedi eve. Bir şey kayıp olursa senden bilirim dedim. Ondan sonra geldiler. Anneannesi. Annesinin kocası. Geldiler. Diye ki bana. Dedi ne yapalım teyze abla diye, ne yapacaksın dedi. Bunları barış, bundan sonra barışacak hal yok dedim. Sizin kızınızı alın, oturun. Ne yaptı, ne etti incelen, ifadeyi alın. Suçlarını ortaya döksün. Ben almam dedim. Benim sülaleme, soyadıma sokmam daha dedim. Neden ama? Bunlar boşanacak dedin. Çeyiz almaya geldiler. Peki Esra onlar seninle barışmak istiyor yani barış çocukları. Hayır, çeyiz almaya geldiler. Çeyiz almaya geldiler. Peki şimdi Emrullah, ikinize de soruyorum aslında. Bu soruyu sen de cevaplarsın Seda Nur. Ailen, senin ailen, annen, tabii, yakınların Hatice ablaya giderek çeyiz barışmak için mi, onları barıştırmak, sizi barıştırmak için mi gittiler? Evet. Yoksa çeyiz evet, almaya Esra mı? Abla. Çeyiz, çeyiz evet. Almaya onları mı? Ben aracı o şekilde gittiler Esra abla. Heh. Ondan sonra Esra abla kaynanam demiş ki bu iş olmaz demiş. Koltuğa elini vurmuş. Bu tamam, sefer de annemin polisin üstüne yürümüş. Siz demiş hep camdan aşağı atarım demiş. Baba camdan annem aşağı. Annem de bu arada sinirlenmiş. Çeyizlerin hepsini toplamış gelmiş. Baba ondan sonra ben parka gittim Esra abla. Eşime baktım önüne affedersin. Dinle Hatice teyze. Yani alkolle bir şey koymuşlar. Eşime alkolle bir şey içiriyorlar. Baba. Ondan sonra ben de eşime dedim gel gidelim lütfen dedim. Biz böyle yapamayacak. Kendi bir çocuk var dedim. Şöyle bir şey var. Ben bir şey anlatabilir miyim? Yok benim. Arkadaş Hatice teyze Allah rızası için. Alkol içiriyorlar. Alkol içirince Emrullah ne olacak? Evet. Ne oluyor? Ya şimdi de açtılar, önüme koydular alkolü. Baba. Zaten eşim geldi. O sıra gene aramız bozuldu. Oğlum, girer mi? Aldı fırlattı şişeyi. Emrullah seni bu Emrullah hayatım şunu söyle yani şimdi öyle bir şey ki hani bana alkol içirdiler, alkolü de yok, verdiler, beni bayılttılar, mahkemeye de soktular, alkollüydüm hakim yok, bey. Yok. Ne dediğimi bilmiyorum, karımdan boşanmak istediğim gibi bir senaryo yani bilemiyorum. Şimdi o anın ortamı içerisine girer girmez bilemem. Belki de böyle. İmam hocası ama şey kadrolu değil. Benim evime girmez Esra Hanım, asla girmez. Hatice Hanım şimdi dur bırak onları. Emrullah ama sen cuma günü yayına bağlandığında şunu söylemiştin. Eşin de o konuyu olayı doğruluyor ama anlattığı olay silsilesi de pek mantıklı gelmiyor bana. Evet. Şimdi bir kişiye cinsel anlamda bir bayana ilk önce diyor ki bu olayın içerisinde parayla tutulmuş birisi var değil, diyor. Bunu değil, önceden anlamış. Eğer size tuzak kurulduğunu düşünüyorsanız temkinli davranırsınız. O kişilerin çağırdığı yere gitmezsiniz. Evet. İkincisi size yönelen bir taciz iddiası varsa siz kendinizi savunabiliyorsunuz. Mesela hemen jandarmaya irtibat. Niye ailenizde bunu söylemediniz? Bu kişiden hiçbir şikayetiniz yok. Emrullah'a sormak istiyorum. Aslında Emrullah'ın boşanma aşamasına gelmesindeki olay yazışmaları görmeniz mi? Arkadaşınız size eşinizle olan yazışmaları mı gösterdi? Ben şu şekilde biliyorum. Ya şu şekilde biliyorum. Ben sadece yazışma olarak gördüm. Peki ses hani kayıtları hep ne var oğlum? O şekilde görüyorum. Ha. Ama daha olayın sonrasını bilmiyorum. Ha, tamam eşim korkmuş olabilir. Ben mesela arabaya binmedim etmedim diyebilir. Ama ben sonradan hani bir şekilde ağzından laf aldım. Tamam sonuçta bayan olarak korkmuş olabilir, söylemeyebilir. Yazışmadan yalan siz eşinizi okuduğunuzda anlattıklarına inandınız değil mi? Yalan konuşuyor. Emrullah, o yazışmaları okuduğunuzda eşinizin anlattıklarının doğru olduğuna mı inandınız? O yüzden mi vazgeçtiniz davadan? Kim doğru söylüyor sana göre? Ya şimdi şu şekilde, o şekilde değil. Ben her şeyi görmezlikten yeni bir sayfa açıp, temiz bir sayfa açıp... Bu da çok temiz, çok da güzel yani bir cevap. Yani o şekilde yani kendi yuvamı kurmaya çalışıyorum. Temiz sayfa Hatice açacağım da babanın soyadının altında ya bunun yaptıklarını... Ya ben kendi karıma sahip Hatice çıkmak yani böyle Hatice en ufak... Teyze. Ben artık kendi isteğimle, arzumla ve irademle ne yaşanırsa yaşansın. Bir dakika oğlum. Ne yaşanırsa yaşansın. Ben kendime yeni bir başlangıç yapıyorum. Temiz bir sayfa açıyorum diyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yok.
Onların kendi kararı çünkü. Bak sen kendini de hırpalasan. Şimdi diyorsun kaçırıldı diyorsun. Kendi hisseli koşa koşa gitmiş. Hayır Esra Hanım, onların dediğini yapıyor ya. Gerçekten bırak. Bağlat ya. Ben bak kaç kişiye verdim. Bağlat gerçekten onlardan. Ne diyecek öyle. O bağlananlar? Bağla bakayım. Yaptıkları ortaya çıkacak Esra Hanım ya. Yaptıklarını zaten her şeyi biliyor. Söyle Emrullah. Hatice Hanım affettim diyor. Ben şu anki olduğu gibi oraya kadar bile çekip gidebilirim. Yani kimse buna da engel olamaz. Affetmesi evet, önemli. Hani ben... Değil, olmuyor, olmuyor. Benim yaşım 26 olmuş. Reşit bir insan olarak, bir birey olarak kendi istediğimi yapmaya... Nereye? Ben seni yani... içkoyla mı verdim oraya? Benim variyetim yok mu? He mi? Benim kendi özgür iradem var burada sonuçta. Ya kime kolay olacaksın? Bana baskı uygulayamaz. Kime kolaylık yapıyorsun lan yani. Lan babanın dişi yok diye babanın dişini yap, düşünmeyen de kime kolaylık yapıyorsun lan sen? He? Utanmayan lan kaç yaşına kadar baban ekmek yedirdi sana? Şunu... Tamam bak anne hayır. Şunu söylemek istemiyordum o zaman şunu söyle. Bizim iki tane dairemiz var, iki tane bize aitti değil mi? Kime o kadar ait? Senelerdir babam madem dişleri yok, o kadar yıllardır niye yaptıramadın o zaman? Bunu söyle. Sen ne gücüm evlatsın o zaman? Baba çalışalım da hem borcunu kaç... taksite bağlayalım. Bak o kadar baba, dairemiz var. Onları hesapla kaç para tutuyor dairelerde? Babam dişini 10 bin liralık veya 15 bin liraya yaptıramadın. Hatice teyze bak bu haksızlığı yapma lütfen. Ben bugüne lütfen. Kadar hani her şeyi anlattım, karşına geçerek dişle anlattım. Dişle evliliğin ne alakası ama var? Sen beni hiçbir şekilde güvenerek dinlemedin. Şimdi Hatice teyzeciğim, Hatice teyzenin rahatsız olduğu, bak şimdi iç güveysi mi gittin diyor. Şimdi biz kızı, erkek tarafı kızı aldığı zaman iç güveysi olmuyor. O olan o tarafa gittin. Şimdi çifte standart olmasın baba her şey insanlar için. Baba evli bu kimin evinde biliyor ne? Anne Seda'nın annesinin evlendiği kişinin kaynanası alt katta mesela o alt katta o ev. Alt şu katı an, tuttu, şu öldü. An burası, onun eşyalarının içinde oturuyor o. Peki. Şu an burası kendi tuttuğum kira evi. Evet. İkisi beraber. Caner yani biraz evi de anlatırsın. Şu diş olayına da geleceğim. Bu arada senin rahatsız olduğun oğulların yanında olsun. Çalışsınlar, bize çalışsınlar. Her şeyi bize yapsınlar. Ne el bize, kapısında olmasınlar. Oğlum, Hatice teyzeciğim bak bir oğlana, bir evladın aklına evlilik sokuyorsanız sizden bilmem kaç kilometre uzakta da kendine bir hayat kurabilecek gibi bir çocuk yetiştirmiş olduğunuzu umuyorum. Bırak istediği şehirde, istediği şekilde kendi yaşamını kursun. Yapamaz mı? Yapamaz. Niye yapamaz? Yapamaz. O zaman niye evlendirdiniz bunları? Ya bu yapamaz Esra Hanım. Niye evlendirdiniz bu o zaman? Bu şimdi 5-10 sene bunlar benim yanıma verdiler. 10 sene bunlar sen biraz söylesin ben kendime sen ben söylerim kadar dedim. Güveniyorum. Ben İkimizin her zaman arasında bunlar olmaz Hatice teyzeciğim ev ev üstüne olmaz. Senin kendi düzenin, onun kendi düzeni, herkesin kendi düzeni ve yuvası olacak. Şimdi Caner biraz bir evi anlat. Evet Esra Hanım, Emrullah ve Seda Nur bu evi yeni tutmuşlar. Biz de geldik buraya gördük ama çok bir eşya yok. Bir tane koltuk alabilmişler. Beyaz eşyaları da daha çok ama bugün zaten Emrullah işe de başlayacaktı. Hatice Hanım yüzünden yani işe de gidemediğini bizlere söylemişti. Doğru. Paramı kazandıktan sonra işte beyaz eşyamı, gerekli yatak odasını alacağını da söyledi bizlere. Evet. Şimdi bu arada ama aslında çok evi gezdirirdik size ama ev sahibi de, evde ev canlı bağlantı 4.5G bağlantıda sıkıntı yaşadığımız için kesileceği için de hani dolaştıramıyoruz. Oğlum bak kendi başına bir ev tutmuş karısıyla ama beraber bir yuva kuruyor. Esra Hanım. Caner. Esra Hanım rica edeyim bak. Esra Hanım biz evi çekeceğiz. Yarın yayınımızda da evi izleteceğiz seyircilerimize. Emrullah annen senin niye hiçbir şey yapamaz? Sen bensiz bir adım atamazsın. Ağzına bir lokma sokamazsın gibi cümleler kuruyor. O sadece bir tabakta yemek yemeye benzemiyor Esra Hanım. Evi çevirmek zor. Baba olacakmış. Ama işte bak Hatice Hanım baba oluyor baba. Şimdi... 5 ay sonra torunun olacak. Ne torunum ya? Ha, ya şimdi, onu da torunum değil. Torunum şimdi şöyle söyleyeyim. DNA testi yapılacak. Bu zamana ben kadar hani ben her zaman annemin karşısına geçtim. Bazı DNA konularda testi hani yapılacak. Öyle bir insanoğlunun... Ben kabul etmiyorum. Ne testi yapılacak? DNA testi. Yapılacak, eşim, yapılacak. Öyle. Ben eşime sonuna kadar güveniyorum. Neye güveniyorsun? DNA testine bile gerek yok. Hatta DNA testi yapılacaksa da çocuk dünyaya geldikten sonra yaparız. Hiç problem değil. Yaparım onu da diyor. Sen merak etme ondan diyor. Sen sonra sus da diye. Mesela DNA testi yapıldıktan sonra hani bu konu kapanacak mı? İnanıyor musunuz? Hatice teyzeciğim DNA testi yapıldıktan sonra çocuğun babası ben çıktıktan sonra sen susacak hani mısın? Hani ne istiyorsun? Hani diyor. Benim burada 3,5 aylık evladım var. Bakamasalar bakarım. Bu konular dahil hani DNA ama testi olur mu? Ama gelini istemiyorum.
yaparım çocuğumu yani. Çocuğumu da veremem. Bağlama deme var Esra Hanım ya. Hayır. Çocuğumu da veremem sana. Hiçbir hakkın yok. Veremem. Veremem. He bak hakkın görebilirsin ama olsun. Sana veremem. Senin vermem. Olsun. Vermem. Tamam benim zaten. Tamam. Vermem. Kimden ama şunu da söyleyeyim. Ben kendi kararlarımın sonuna kadar arkasındayım. Ben hiçbir zaman bu yoldan dönmeyeceğim. Dönmeyeceğini. Tamam bu lafı hiç unutma sen. Ben eşimi sonuna kadar seviyorum. Seviyen mi? Ben eşimi sonuna kadar babanı seviyorum. Babanı attın mı oğlum? Hiçbir zaman bırakmayacağım. Bırakmayacaksın mı? Tamam bırakma. Ben kimseye atmadım. Ben hiçbir zaman kimseye ne... Kimin denizin ben altında gittin? Birisini evden atsaydım şu anki o evde yaşamış olurdu zaten. Hatice teyzeciğim izin almaya gerek yok. İzin alacağı bu hayatta tek ben kişi var karısı şu anda. Ben kimseyi böyle çekip de dışarı atmış başka değilim. İzin alacağı biri yok. Onun karısı o, onun da kocası. Onlar şimdi birbirlerinden izin alacaklar. Birbirlerine haber verecekler. Artık sizden çıktı. Senin oğlun evet. Evlendi, yuva kurdu. Verin şu düğün fotoğrafını da. Nikah da bak. Düğün değil ya, düğün değil. Sadece nikah ya. Hayat, bak bizim ya şunu anlamıyorum. Düğünü nikah belliyorlar, nikah geçersiz sayılar. Hangi asıl önemli? Olan düğün olmasa bile nikahtır. Tamam mı? Tamam. Düğün, hani düğün bak şimdi, merasimi diyen ya onun hayır, için düğün benim değil. İçin düğün o. Nikahın kıyıldığı gün benim için düğün hani... yani. Emrullah, niye annen sana şey diyor, bu diyor kendi başına bir kaşık tutamaz, evet. Bir yemek yemez, hiçbir şey, bu beceriksizdir diyor. Niye böyle şeyler söylüyor? Onu bu zamana kadar ben de hiç çözemedim. Zaten nasıl diyeyim, bana güvenci yok zaten. Şimdi oraya gittin, iş yapacaksın da evi çevireceksin. Hatice ya teyze kadar... niye evlendirdin de milleti 17 yaşındaki çocuğunu gelin ettin kendine? Bak ben etmedim Hülya Hanım. Bak Hülya 26 yaşındaki oğlun tamam. Çalışamaz diyorsun, 17 yaşındaki kızı gitmişsin, gelin etmişsin. Bak onlar... Şimdi bunların yaşadıkları, bu anlatılanlar, diğer olayları da... Hani az çok artık o kadar çok şeyi anlıyorum da üzerine gitmiyorum. Ya o kadar küçük ki yaşları yani özellikle de kızın yaşı. Çok normal bunların yaşanması. Bak küçükler bak, çünkü. Bak küçük ama kız benim oğlanı 10 değil 15 bastırır. Esra abla kendisi çok istedi. Geldi bize ağladı. Bir dakika. Gece 3'e kadar bizde durdu Esra niye abla. Niye ağladı? Kim ağladı? İşte dedi, babaannemler dedi ki daha yaşı küçük, 2 sene daha bekleyelim dedi. Ama o dedi ki olsun, olsun, olsun dedi Esra abla. Yani senin Hatice Hanım senin gelin yapabilmen için kapınızda mı yaptı? Hayır. Annen zorlamadı mı? Esra abla bize geldi. Esra abla benim dedem açık kalp ameliyatı oldu. Hatta kendisi Samsun'da. Babaannem de şu an geliyor. Dedemi ta Samsun'dan getirtti Silivri'ye. Dedem kim getirdi? Sen dedem getirmedin dedi, mi? Dedem dedi torunum yaşı ufak dedi. Sen çağırmadın dedi. Mı sen? Sen demedin sen mi? Sen çağırmadın mı? Hayır. Olsun. Ha? Ben o zaman 16 yaşındaydım Esra abla. O zaman 16. Herkesin bir hayali var. Durdun vardı. Mu? Anlarsın durdun mu? Esra abla. Bunu... Anlarsın belki. Ha anlarsın belki. Yok ben bu anla hayır, bu programda anlayışımı yitirdim. Olsun olsun olsun. Çok peki. Anlayışlısın da onun için bu hallara geldim. Şimdi Naim söz almak istiyor. Naim Emrullah'ın abi sen bir şeyler söylemek istiyordun. Neye itiraz ediyorsun Naim sen? Burada şuna itiraz ediyorum. Şimdi annem onlara yalvardı gibi sözden bahsediyorlar ama bu katiyen yalan. Konuşulur. En baştan beri aileler dediler ki anneleri, babaanneleri, dedeleri. Siz iyi bir ailesiniz. Size kızımızı layık görüyoruz dediler. Annemi her gün her akşam çağırıyorlardı. Annem o günlerde bebek bakıyordu. Hayır, hayır öyle olmadı. Ben hayır. Bebek telefon kayıtları var. Naim abi. Telefon kayıtları öyle var. Öyle olmadı. Hatta annen geldi. Sözümü kesmesin Naim lütfen. Abi. Dinle ama bak şimdi. Bak Seda sözümü kesmesin. Sen de dinle. Dedi, anneme dedik ki. Sen de şu anda Hatice Hanım gibi yapıyorsun. İşine gelmeyince ben itiraz ediyorsun. Bak, bekle. Ben dinledim. Bir saat boyunca dinliyorum. Gerçekten dinledi. Helal olsun. Şöyle bir durum var. En başta anlayacağım size. Her gün Emrullah arıyordu o gün. Emrullah o an... Seda Nur'un nineleri arıyor. Yok hayır. Seda Nur Emrullah arıyor. Emrullah o an telefonda bir şey oyun oynuyor herhalde. Cevap vermiyordu. Sonra Seda Nur beni arıyor. Hatice ablaya, Hatice teyzeyi çağır. Bize çay içmeye gelsin. Her akşam söz kesilene kadar. Arada bunun ayrılıkları oldu. Ben Emrullah'a dedim ki ne düşünüyorsun dedim. Olmaz bundan dedi. Sonra ben dedim niye ki... Niye olmaz ondan? Yani Seda şöyle bir türlü kafalarımız uymuyor. Sevgim yok. Böyle diyor. İlk ayrıldığını söylüyorum bak. Emrullah doğru değil mi? Doğru. Doğru. İlk şimdi, ayrıldığımızda ilk ayrıldığımızda bundan bahsediyorum. Sonuna kadar anlatacağım ondan şimdi. Sonra, oradan sonraki süreçte bekle. O arayı da anlatabilir miyim? Dinle ama bir Emrullah araya sonra gir. Ben tamam bekleyeceğim orayı da anlatacağım ben. Tamam.
Orada bir aylık süreci oldu. Dedim neden böyle düşünüyorsun dedim. İşte beni kafalarımız umuyor. Sevgim yok. Bir tür olmuyor. Oradaki süreçte annem sürekli... Seda ailesi... ye beni. Bir dakika. Seda ayrıldıktan sonra Emrullah'la o. Emrullah yaklaşık 1,5-2 ay. Yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın. O 1,5-2 ay boyunca Seda Nur, teyzem, dayılarım, işte dayı, pardon teyzelerim, işte bizim komşular, kim varsa herkesi Emrullah için aradı. Allah Allah. Herkesi. Bekle, aramadı anne, kimseyi bırakmadı. Anne anlatacağım bekle. Herkesi tek tek aradı, tek tek. Ne olur yalvardı, ağladı, işte nelerle yaptı. Hatta araya şey girdi işte fabrikadan arkadaşları, başka kuzenleri, sonra sürekli Emrullah arıyorlardı. Sürekli beni arıyorlar, Emrullah arıyorlar, annemi arıyorlar, teyzemi arıyorlar. Resmi memurun önüne geldiklerinde kendi özgür iradesiyle sorduğu zaman nikah memuru... Kendi özgür iradenle. Hayır, bak, hayır. Yok, nikahta, süreci anlatacağım. Tamam, o da hayır, o süreçte diyor aslında süreci şunu anlatıyorlar. Seda Nur şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki hani bu işin olması için Seda da çok arzulu ve istekliydi. Seda'nın ailesiyle. Bunları da iyi ayırabildikleri için. İstekli olmasa kimde velayet varsa 17 yaşındaki bir çocuğun evlenmesine özel onay versin. Ben şimdi konuyu tamamen anlatacağım size. Şimdi şöyle bir durum var. İşte oradan sonra... tekrar bunlar barışıyor. Emrullah dedim, durum nedir dedim. Tamam. Benim... Aslında çocuk oyunu gibi yani. Evet, aynen bu şekilde. İşi. Bir öyle bir böyle, bir böyle. İşte sonra en sonunda işte o ikna etti, o ikna etti. Bir baktım Emrullah konuşmaya başlamış. Dedik, durum nedir dedim. İşte devam etmeye başladı. Belki severim dedi sonra. Belki şey yaparım, gönlüm ısınmaya başladı artık dedi. Sonra biz ailemle istemeye gittik. Tarihi hatırlamıyorum. Ocak veya 1 Şubat. Ocak ayı, Ocak. Ha, hatırlamıyorum. Dedesini o zaman getirdi. Gittik, bir kış ayıydı zaten. O zaman gittik. Ondan sonra bunlar güzel bir şekilde devam etti. Aylardan Mayıs'ta herhalde. Mayıs ayında buna gene bir aylık süreci yaşadı. Nedenini tamamen hatırlamıyorum. Şimdi sonra nikah kıyıldı. Şöyle, bir dakika. Oraya kadar geleceğim. Oraya kadar süreç var. Şimdi orada bunlar sürekli Emrullah diyorum ne oldu dedim. Hayatta olmaz bu sefer dedi. Emin misin dedim. Üzerine bir hafta daha bekle dedim, sabret dedim. Daha sonra tekrar düşün dedim. Sonra bir daha sordum. Dedi ki olmaz dedi. Sonra gene bunlar kavga etti. Sürekli konuşuyorlar. Sürekli kavga ettiler. Arada bir muhabbet oldu. Sonra Emrullah bir akşam bizim eve geldi. Ben Emrullah Emrullah dedi ki ben kızı kaçırmaya gidiyorum dedi. Kızı kaçırmaya gidiyor. Kız beni Seda beni çağırdı. Beni keseceklar dedi. Bak orayı anlatacağım. Bak dur. Önce Emrullah'ı aradım ben. Benim o... Ne action'lı hayat ya. Bir dakika. Allah. Bir karışık bak, Esra bir dakika, Hanım. Bir karışık bu anne, biçim. Anne bir dakika. Bak. Emrullah'ı aradım. Emrullah nereye gidiyorsun dedim. O arkadaşla. Arkadaşıyla arabası tutmuşlar. Gidiyorlar. Dedim nereye gidiyorsun? Kız almaya gidiyorum dedi. Dedim olur mu dedim. 17 yaşında kız. Nasıl kaçarsın? Kaçırırsın. Bunun hapis durumu var. Bu var. Ya kız reddederse. Şimdi durum var. Sürekli ayrılıyorlar ya Esra Hanım. Devamlı o yüzden arayayım. Dolayı ben şimdi şüpheleniyorum. Kardeşimi savunmak amacıyla değil mi? Sonra ben aradım, Seda'yı aradım. Dedim, emin misin bak, hani bu yolda gideceğine emin misin? Emrullah'ın böyle bir durumları olabilir dedim. Hani sen bir anda... Hayatım ben şunu anlamıyorum, bu kız niye kaçıyor ki? Zaten sözler istemeler, nişanlar yapılmış. Bak, senin o sizin aileye gelmek için can atıyorlar. Hani 2-3 ay daha beklerler işte, ondan sonra. Burada şüphe var değil mi? Burada bir şüphe var işte. Burada şüphe var, kendine korktuğu için. Bir dakika. Anladım tamam. Yok. Ben değil, şunu ben merak ediyorum ben Naim. Evet. Şimdi normalde sen kaç yaşındasın? Ben 28. 28 yaş. Evli misin? Değilim. Değilsin. Var mı öyle bir olay? İstediğiniz kadar bu konuları geçmişe dair istediğiniz kadar konuşun. Ben başka bir şey anlatayım. Şuradaki bir sonucu görürüm. Ben Naim'den şunu bekliyorum. Hani tüm bunlar olurken onlar tekrar evlendiler. Bir tek şey kafama takıldı. Hani kardeşim boşanmayı bu kadar çok istiyordu. Bunların ilişkileri böyle gidiyor. Bir küsüyorlar, bir barışıyorlar tutkulu bir şekilde. Normal şartlarda şimdi erkek annelerinde şöyle bir şey vardır. Büyük oğlan evlenmeden küçüğü asla evlendirmezler. Sen sıranı da vermişsin. Şimdi... asıl olay şu, ne yaşanırsa yaşansın diyor. Biz geçmişe sünger çektik, mutluyuz. Yok benim buradaki amacım, annem. Sen burada... kardeşin ayrılmasını ister miydin? Ya ben kardeşim ayrılmasını da istemiyorum ama durumlar, vaziyetler farklı. Esra'nın bir dakika, çok kötü, anne bir dakika. Farklı. Şimdi durum şöyle, ben size şöyle anlatayım. Şimdi oradan sonraki süreçte... Durumlar ne kadar farklı olabilir ki? Bir dakika, oradan sonraki süreçte şimdi benim annem... Benim 3,5 aylık burada evladım var. Ya tamam, bir şey demiyorum buna. Şimdi 3,5 aylık anında ama bunu söyleyip utanmadı. Anne bir dakika farklı olabilir. Bir dakika. Ulan ben 8,5 aylık yani bu olayları bu kadar büyütüp de nereye varılmasını istiyorsunuz? Şimdi
Söyle Naim, son sözlerini alacağım. Annem burada biraz hani sosyal medyadan diğer taraflarına biraz kötü kadın gibi gözüküyor. Farkındayım bunu. Ben anladım. Öyle değilim ama, bak böyle konuşamam hani şey, öyle değilim. Gelinini istemeyen, gelinini çekemeyen bir kayınvalide evet, gibi öyle, gözüküyor. Ama Haluk öyle bir şey değil. İkisi birbirini çok seviyordu. Ya bir, annen Seda Nur'u seviyordu. İkisi birbirini çok seviyordu. Ya birbirlerinin ellerini öpüyorlardı ya. Ben görüyordum ya gerçekten. Ay ilk geldiği gün çok enteresan cümleler arasında şöyle bir şey söyledi. Ben onun gül yüzüne, o güzel sözüne kandım. Beni kandırdı. Yani Seda Nur'u sevdiğini anladım ama sonra ne olduysa kıyamet koptu. İşte orada bunlar... Hadi gel barıştıralım Seda Nur'la. Barıştıralım sizi. Ben mi? Abla de ki babam mezardan geleceğini bilsem istemem Esra Hanım. İstemem. Söyle İstemem. İstemem. Esra Hanım, tamam. Esra Hanım şimdi... Oğlum benim yanımda annenin böyle... sorun yok. Ve o güzel günlerden bir fotoğraf karesi var, o mutlu benim günlerde. Karımı, çocuğumu istemeyeni... Yapma hani benim karımla çocuğumu... Emrullah öyle kesip atmayın. Ben de kabul etmiyorum. Şu teyzenin... Ben hiçbir şeyi kestirip atmıyorum. Burada bir yuva var. Bu yuvanın kurtarılması gerekiyor. Ne yuvası ben burada lan? Özgür irademle ben seçimimi yapmışım. Niye bu şekilde davranıyorsunuz? Niye geçmişe sünger çekip bu olayları kapatmayı düşünmüyorsunuz? Neyi bunu hiç düşündünüz mü? Asas olay bundan sonra. Bir kere bile benim fikrimi alan olmadı ya. Emrullah. Bugüne kadar benim bir kere bile fikrimi alan olmadı. Ben hep sustum. Hayır. Dur bakalım ne olacak diye bekledim ama kimse elinden geleni yapmadı. Hep burada da koskoca insanlar var. Buradaki insanların niye hep benim sözüme gidiyor? Benim yaşımdan büyük insanlar var. Neden benim sözüme gidiyor? Benim yaşım 26. Kim? 40 yaşından büyük insanlar niye benim hep sözüme gidiyor? Çalışıyormuş Hatice Hanım. İtibar görüyor Emrullah. Çalışamaz mı Emrullah? Çocuğuna geçiremez. Hani ben düzgün bir şekilde konuşuyorum, anlatıyorum, derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ama bugüne kadar niye benim dediğimi hiç karşı almayıp da kendi kararlarınız hep doğru oldu. Bak diyor ki bana yani bir birey olarak beni birey olarak görmediler. Bak yalvardım Esra Hanım. Bak var ya. Hatice teyzeciğim Emrullah'ın derdi bence çok daha büyük. Hep yok sayılan, birey olduğu kabul edilmeyen, hatta hiç sözü dinlenilmeyen, sözüne kıymet verilmeyen bir çocuk olduğu için kendini kötü hissediyor. Değil Esra Hanım değil. Yemin ederim ki değil. Onu el üstünde tuttum abisini. Bunu çiğnedim. Onu el üstünde tuttum. El üstünde. Ne dediğini yapmadım. Ne istediğini almadım. Ben milletin çalışmak için çalışıyorum. Şunu anlatabilir miyim? Size para vereyim la para. Biz bir buçuk aylık ayrılık yaşamıştık geçen sene. Hatta annem dedi ki bana hani bayağı üzerime gelerek söyledi. Yazıklar sadece annem değil teyzem olsun. Çevredeki insanlar olsun. Üzerime gelerek sen bu kızı niye üzdün? Daha çok baskı uygulanarak ben sonradan yine düşündüm. Ben kimseyi üzmüyorum. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Düzgün bir şekilde konuşacağım. Düzgün bir şekilde anlatmaya peki, çalışacağım. Peki Emrullah bir araya gireceğim. Şerife teyzen da... telefon evet. hattında bir ona söz vermek istiyorum. Bir süredir bekliyor. Şerife Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar herkese. Şimdi hani insan aynı anneden babadan doğar ama birbirinin benzeri olması hep farklı düşüncelerde olur kardeş bile olsanız. Kız kardeşiniz Hatice Hanım oğlu Emrullah'a ve gelini Seda Nur'a haksızlık ediyor mu? Asla etmiyor Esra Hanım. Ben çok şeylere şahidim. O kızın orada görünüşüne ne olur aldanmayın. Hatice ablam bağırdığı için kötü kadın durumda orada. Lütfen onun dediklerine inanın. Ona inanmıyorsanız orada Naim'e inanın. Bu kız bana aylarca yalvardı Emrullah'la barışmak için. Bu kız kendi kaçtı. Kendi hayır kaçtı Esra Hanım. Hayır. Kendi kaçtı. Hayır Esra lütfen abla. Lütfen Hatice evet, ablamın hayır. bağırmalarına inanmayın. Biz zaten yapı olarak bağırarak konuşuruz. Yapımız bizim böyle. Ay bizim aile de lütfen, öyle de yani ben... Lütfen Hatice ablama inanın. Ya bu siz istediğiniz kadar hani bu konuyu Hatice uzatın. Yani ben kararımı verdikten sonra siz niye... Kız çocuğu ay, yok dur. Diye bunu buna nasıl inandın? Siz niye bu şekilde araştırmaya i̇şte çalışıyorsunuz ki? İnanıyorsun Türkiye. Türkiye, bunun şimdi Şerife ablacığım şu araya bir girebilir miyim? Şimdi bu çift evli. Benim şöyle bir gücüm ve şöyle bir yetkim de yok. Ha tamam Seda Nur böyle hemen onu oradan çekeyim de annesinin yanına koyayım gibi bir durumum değil. Bu kararı veren Seda Nur değil. Sizin kendi yeğeniniz, canınız Emrullah. Ben evliliğime bir şans verdim. Yuvamı kurtarmak evet. istiyorum diye. Söylenecek başka bir söz var mı bunun üzerine? Ulan be Esra Hanım. Ha. Bu yuva diye bir şey bilmiyor. Ben bir yerimden ayrı tutuldum diyor ya. Aslında ayrı tutulmadı. Bunu Hatice ablam daha önde tuttu. Bu biraz sağ
Keşke öyle yapmasaydı. Bazı şeylere izin verseydi. Biraz da beni öğrenmeye, tanımaya çalışsaydı. Sus sen! Lütfen Nalim'i dinleyin. Madem hırsız, Şerife Hanım, benden ne yapmamı istiyorsunuz? Lütfen en azından Nalim'i dinleyin. Tamam. Daha Emrullah gelmeyebilir. Emrullah annesine dönmeyebilir. Hatice ablam orada diyor ki Zürriye Hanım'ı bağlayın. Evet bağlayın ya, bağlayın ya. Ya Zürriye Hanım ne diyecek? Bağlayın bir. Bakın Seda Nur hakkında yapılmış olan bu iddiayı sorduğumda böyle bir iddiayı kabul etti. Ben böyle bir, şimdi üstüne basa basa hani onun gururunu incitmek için de söylemiyorum. Ben böyle bir daha başkasına ait eşyayı izinsiz aldım dedi. Ne eşyası? Böyle ya işte neyse altınları aldım dedi. Yani bu yüz kızartıcı nerede, şeyi nerede, yaptım. Nerede? Sonrasında bu altınları iade ettim dedi. Yani şimdi benim bunun üzerine ne yapmam lazım? Kocası kabul ediyor. Değil ya, değil. Bak Esra Hanım bize bak yalvarayım Esra Hanım ya. Hatice Ablacığım bağlarım ama bir süren bitti. İkincisi yayına bağlanıp. Gözünü seveyim bağlayayım. Yayına bağlanıp ne diyecek? Söyle bir dinle bir. Ne diyecek? Ne diyeceğse desin mal onun mal. Söyle. Anladım. Dinlesin. O hanımefendi. Bağlayın peki ya. Onu da yarın da bağlayalım. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama bu iş böyle hani kavgalı dövüşlü gitmeyecek. Bak bir gün bir yerde bittiğinde de en azından evladınla aranda ya barışacaklarsa bile bir mesafe olsun ama yine iletişimde ol. Bir gün yarın öbür gün ayrıldığında da bir aranızda şey olsun ya oğlunla. Bu kadar da yüz göz olmayın. Bak Esra Hanım bak bana inanmayın. Yarın. Vallahi billahi. Ya bak, Hatice ablacığım ne demek ya. Sana inanmayayım? Kız kendi ağzıyla kabul değil, etti. Değil yalan konuşuyor Esra Hanım ya. Ya yaptım diyor ya hırsızlığı. Yaptı of. Tamam yaptı da sahibini bağlayın ya. Gerçekleri tamam. Anlatsın ya. Yaptım diyor. Yaptım demiyor diyor. Şunu demiyor. Ben i̇şte, böyle bir şey yapmadım. Benden isteyeler Esra Hanım benden. Seni bağlar mı? Onlar kendi verecekler. Benden isteye dedesi. Hayır isteyemez kardeşim. Sen mi aldın? Gel yarın devam edeceğiz. Pazartesi diyorum bak cumadan pazartesi. O kabul edin artık beni. Ah. Ay. Ay. Şimdi iki dakika bir durun Allah'a sen bir su içeceğim dur. Hasan Hüseyin'le Ayşe Şimşek geliyor onlar buyursunlar. Boşanma ile ilgili konuştunuz mu yolda yüzden? Konuştuk efendim. Ben kendisine konuştuk. Bir şeyler sundum. Bunu dedim iyi düşün. Çocukların geleceğini düşün. Bak dedim maddi manevi yanındayım dedim ben. Hiç ben kendi yüzünü görmeden sadece birisinin aracıyla çocuğumu getirip götürmesine ortak velayet dedim. Bu şekilde bir şeyler sundum. Yanlış yanlışla kapatmayacağım. Ben kararımı verdim. Babamın evine geri dönüyorum. Ay Ayşe ya. Çocuklarım her şeyden önce çocuklarım. Ben de böyle olmasını istemezdim Esra abla. Kimse yuvasının yıkılmasını istemez. Kendisine anlatmak istediğim de buydu zaten baştan sona kadar. Ben kendisine şu garantiyi de veriyorum. Hiçbir şekilde evin yakınına, bulunduğu mevkiye, ni semte, ni yakınına uğramaksızın ben boşanacağım. Netsin yani kararında. Aynen. Şahane vallahi. Babamın evine geri döneceğim ne olursa olsun. En yani. Azından uzlaşıp, anlaşıp, yani. Helalleşip ayrılacaksınız. İki insan gibi anne baba olarak konuşmaya yani. Devam edeceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İzlediniz mi biraz önceki konuyu? Aynen. Aynen. Şimdi hayatın bir şöyle evresi var. Ya işte bir çocukluk, sonra da o yetişkinliğe ilk adım. Sonrasında işte okullar falan her şey bittikten sonra kendi hayatınızı kurma. Kendi hayatınızı kurdunuz, evlendiniz, barklandınız, çoluk çocuğa karıştınız. Bir de sonraki evre var ki çocukları evlendireceksiniz. Evet sonrasında daha farklı olaylar hepsi ayrı bir sorumluluk. Siz aynen. Şu anda kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Evet. Aynen. Ya programda her dönemin şeyi var, konusu var. Aynen. Öncelikle geçtiğimiz hafta böyle gerçekten ağza alınmayacak kelimelerle birbirlerine savaş açan çiftimiz. Evet. Cuma günü aslında bir noktada uzlaşmayı başardılar. Evet. Boşanmayı hem yüksek sesle konuşup hem boşanma konusunda ortak da bir karar
aldılar ve akıllarına buradaki rolümün büyük olduğunu düşünüyorum her zaman. Allah razı olsun. Ebeveynlikleri yani, geldi. Önce anne baba oldukları akıllarına geldi. Evet. Ve artık ilişkilerini, bu ayrılık kararını bunun üzerine inşa etmeye başladılar. Evet efendim. Kimin ne olduğu, nerede ne olduğu çıktı. Bu saatten sonra zaten ben söyleyeceğimi söyledim ona kendisine. Bu Hasan denilen kişiden bize fayda yok. Bak sana da fayda olmadı. Ve çocuklarımızın geleceğine de fayda olmayacağını anlattım ben kendisine. En güzel dedim, medeni bir şekilde kararımızı dedim gerçekleştirelim. Neticesinde Esra Hanım'a dedim çok Allah razı olsun. Yani bir değil bin kere razı olsun ki biz dedim karşı karşıya getirip oturabilecek kapasiteyi getirdiniz. Yani burada yani olması gereken buydu ama ilk baştan beri yanlış algı. Siz üstüne basa basa gittiniz ama araştırmaları ben kendim de yaptım. Yanlış bir insan olduğu nitekim ben öğrendim yani bazı şeylerini. Ama kendi kararını da kendi verdi. Zorlamamız yok. Ama siz de konuşabilecek pozisyona geldiniz. Evet, yani kendinize aynen de hak. Yani burada tek taraflı, tek evet tarafın konuşması değil, iki tarafın evet uzlaşması lazım. Önce hafta sonu nasıl geçti? Hafta sonu biraz şey, biraz iyi, biraz kötü, biraz tartışmalı. Öyle. Ne tartışma sebebiniz? Ufak tefek şeyden işte tartışmalar oluyor. Oldu. Aslında kötü bir şey yok. Ha, anladım. Yani uzlaşmalı bir şekilde, anlaşmalı bir şekilde yani bitti. İmzaları attık. Hayır hayır. Yani, daha bugün gittiler. Aynen. Protokol imzalandı. Evet, başvuruları yaptık efendim. Başvurunuzu yaptınız. Evet. Yaptık, aynen. Başvurumuzu yaptık. Şimdi gün verilecek. O günden sonra Allah nasip ederse hı mahkemede anlaşmalı evet bir şekilde hı boşanacaklar. Kızım bende kalacak. Oğlum babasında kalacak. Hı hı. Öyle. Anlaşmalı bir şekilde. Herkes yoluna. Allah herkesin bahtını yoluna açık etsin. Senin üzerinden yük şey kalktı yok mı? Nasıl büyük? Ya diyordun ya insan işte mutlu yuvasını bozmaz. Ben boşanmak istiyorum dediğinde. Üzerinden böyle hani tüm yaşananlardan sonra boşanma yoluna girmiş olman, çocuklarla ilgili net kararın verilmesi. Ya tamam artık benim üzerimden bir yük kalkıyor. Kendim için yeniden hayata başlıyorum dedin mi? Aynen dedim. Yani yeni bir hayata başlayacağız. Yapacak bir şey kalmadı artık. Yani çocuklarımız için yaşayacağız şimdikten sonra. Hı hı. Yani onlar için çalışacağız, çabalayacağız. Başka da bir yapacak bir şey yok artık. Olan oldu. Biz de böyle olmasını istemezdik. Kimse yuvasının yıkılmasını istemez. Ama her şeyde bir hayır vardır. Belki bunda da bir hayır vardır. Diyebileceğim bu. Efendim ben buradan seslenmek istiyorum. Şu şekilde, evet, bu şekilde ailelerin bir boşluğuna, bir cahiletini bu şekilde değerlendiren insanları sonuna kadar kınıyorum efendim. Kimi kınıyorsunuz? Mesela bu bize karşı gelen bir insanın, bize karşı yaklaşım olan bir insanın bir boşluğunu kullanıp da yani bir yuvanın bu şekilde yıkılmasına sebep olan bir insansa yani... Yuvayı kim yıktı? Ya yuvayı kim yıktı? Bir, nasıl diyeyim ben artık karşılıklı anlaşılmazlıklar, işte karmaşık duygular, işte o Hasan denilen kişinin girmesi falan ne işte. Şimdi bak, yuva iki kişiliktir. Yani evet iki kişilik derken işte karı kocadan oluşuyor. Bir evet de o evde çocuklar var. Yani. Şimdi evet o evin içerisine siz istemediğiniz sürece dışarıdan hiç kimse müdahale edemez. Kötülükler bulaşamaz. Bak, şeyde ulaşım siz olmaz. Siz izin vermediğiniz sürece, kapıyı açmadığınız sürece hiç kimse o yuvanın içerisine giremez. Hele aynen sağlam duruşlu birini... Birine hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Aynen efendim. Biz biraz da yuvamızın yıkılması için biz de bir şeyler yapıyoruz. Sanıyoruz aynen ki biz hep karşı taraf iyi davranırsa o yuva ayakta kalır. Hayır kardeşim, doğru, iki kişilikse her ikisi de birbirine saygı da gösterecek, aynen, sevgi de gösterecek, fedakarlık da gösterecek. Aynen. Ben İkimizde de var hatalar. Eleştirdiğim bir şey var. Şimdi mesela sosyal medyadan birini buluyorlar. Bir anda o buldukları kişi öyle pürüpak, öyle pırıl pırıl, öyle muhteşem bir insan haline geliyor ki sen o muhteşem insana iki evdeki kendin gibi davran bakalım o senin yüzüne bakacak mı? Şimdi siz evdekine kök söktürüp sosyal medyadakine işte peri kızı gibi bir evet prens gibi davranıyorsunuz. Kadın ve erkek için evet aynı prensesliği, prensliği evdeki hayat arkadaşınıza yapsanız sorun kalmaz ki. Evet. Doğru olan da bu zaten. Bir gerçek haliniz, o evdeki gerçek evet kişiliğiniz bir o doğru sosyal medyadaki insanlara da yapın bakalım. Çekerler mi sizi? Bir kere bile çekmezler. Orada hep hava civa, hep rol. Benim istediğim ben maddi manevi yanındayım. Ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım yani. Çocuklarımın eğitimi. Yani eğitim konusunda çocuklarıma çok hassasım yani bu konuda. Yani ben iyi bireyler olarak yani yetişmesi için elimden gelen her şeyi
vermeye hazırım. Ay çok aklıma getirdin. Evet. Oğlunla görüştün mü? Bugün görüştük telefonla. Yalvarıyor, anne diyor ne olursunuz diyor, boşanman diyor. Oğlum dedim benden bir isteğin var mı? Bir şeyin var mı, bir dileğin var mı dedim. Anne diyor senden bir isteğin varsa diyor, babamla boşanman diyor. Biz diyor eskisi gibi olam diyor, barış çelişkine yuvamızda duram diyor. Boşanman diye ağlıyor çocuk. Yani bizlere Esra abla, anneye babaya hiçbir şey olmuyor. Baba buluyor gidiyor birine, anne de buluyor birinin gidiyor. Olanlar çocuklar oluyor. Bizlere hiçbir şey olmuyor. Gerçekten. Ya iki medeni insan ben olarak, bunun farkına efendim, vardım. İki medeni insan olarak onlara sevgimiz vereceğiz. Psikiyatrilere götüreceğiz. Yani ne olduğunu anlatacağız. Bunu bir şekilde büyüteceğiz yani. İçimizde eğitimini de vereceğiz. Şartlarımızı ama işte burada en o boşanma kararını... Evet. Bak önce siz alacaksınız. Evet sonrasında çocuğu aşılayacağız bir şekilde. Sonra bu kararı hayata geçireceğiniz yani. Zaman önce siz bunu sindireceksiniz. Aynen. Sonra bu süreci çocuklara anlatacaksınız. Aynen. Sonra o çocuklar o süreçte yıpranmasın diye mücadele edeceksiniz. Evet. Bazen belki bazı çiftler var boşanıp aynı evde bile yaşıyorlar çocuklar sindirsin diye. Aynen efendim. Ama bizim burada olay böyle işlendiği için hiç ortada boşanma yok. Çocuklar bir bakıyorlar bir sabah anne yok evde. Bir kalkıyorlar biz kalkıp baba yok. Babadan 3 ay haber yok. Anadan 3 ay haber yok. Çocukların dünyası da şaşıyor. Evet evet. Şimdi çocuklara boşanmanın ne demek olduğunu anlatacaksınız. Boşanma sadece karı kocanın ayrılması. Evet. Anlattım. Anlattın mı? Anlattım. Ya aileler arasında dedim boşanmak da olur oğlum dedim. Hani bir araya da gelmek olur, anlaşamamazlık, ayrılıklar da olur dedim. Üzülme sen dedim. Ben dedim maddi manevi hani yine de senin yanındayım oğlum dedim. Yine de sana desteğim dedim. İşte böyle. Esra, ya ben Esra abla genelde ben sizin kanalınızı çok izliyordum. Bir de şunu söyleyeyim. Hani benim başıma gelmez demeyeceksin hiçbir şey. İnsan başına her şey geliyor. Yani ben hiç zannetmiyordum benim başıma böyle bir şey geleceğini. Yani insanı kınamaya, konuşmaya hiç gelmez. Yani benim hakkımda bazı yorumlar yapıyorlar. Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun. Ya o ayrı kimse, bir olay. Kimsenin ne yaşadığını bilmez. Ya başına gelmedi müddetçe. Ama senden hani damdan düşen biri olarak değil. Ne buradan kadınlara yani bir mesajın var mı? Kimseyi kınamayacak, öykünmeyecek. Buradan kadınlara bir mesajın var mı? Ne olursa olsun, hani kavga da olsa, gürültü de olsa çocuklar için mücadele etsin. Herkes. Ayşe senin tek sözün ne şu olacak. Ne çekerlerse çeksinler çocuklar için ayakta dursunlar. Benim duruşum bu diyeceğim artık. Ben duruşum çocuklar bu. Çocuklar için o Instagram'da, Facebook'ta bilmem ne onları bir geçeceğiz. Ya da insan bazı şeyleri kendi benim başına kendi mi getiriyor? Biraz öyle oluyor. Biraz da boşlukta kalıyor. İnsan hani bir de şey var ya denize hani düşen yani. Şey sarılıyor diye. Çaresizlik. İşte bak boşluk kötü bir duygu. Aynen. Ya o boşluk duygusu var ya can sıkıntısı çok kötü bir duygu biliyorsunuz. O can sıkıntısı aynen. insana neler yaptırıyor. O yüzden o canınız hiç sıkılmayacak. Hep yapacak bir şeyler bulacaksınız. Zaten iki çocuk falan varken insanın başını kaşıyacak vakti olmaz da ne ara bu vakti buluyorlar ben de onu anlamıyorum. Yani yemekli temizlikli falan vesaire derken. Neyse canınızı sıkmayın sürekli üretin. Tamam sonra da sosyal medyaya fazla da dalmayın. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz.